Arkadaşlar herkese merhaba. Hayırlı günler, bol kazançlar. Evet, keyifler, moraller yerinde inşallah. Şöyle bir bakalım. Evet, bugün 31 Ocak 2022. 2022'nin ilk ayı, Ocak ayında yavaş yavaş kapatıyoruz. Evet, bugün biliyorsunuz pay vadelerde vade sonu işlemleri olacak. Bu nedenle biraz volatil hareketler olabilir. Özellikle BIST 30, BIST 50 tarafında biraz aşağı, biraz yukarı zaten ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda tabii günlük grafik bu. Şöyle bir saatlik açalım. Evet. Yani biraz aşağı, biraz yukarı. Ne tam yukarı çıkıyor, ne tam aşağı iniyor şu an ekranda. Gördüğünüz gibi efendim saatlik grafikte, hatta şöyle bir 5 dakikalı açtığımızda endekste bakın yukarıda bir açılış aldık ayın son günü. Bakın aşağı yukarı hareketler devam ediyor. Yukarı çıkınca acaba longcular yukarı mı çıkıyor diyor. Aşağı inince acaba shortcular aşağı mı iniyor diyor ama ikisi de gerçekleşmiyor. Ne aşağıda işlem var ne yukarıda işlem var. Çok fazla hacim de yok arkadaşlar şu dakika itibariyle. Evet, 2000'in üzerinde biraz tutunmakta zorlanıyor gibiyiz. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar burada 2017-2018 seviyesi vardı. Sabah yayında da bahsetmiştim. Şu dün yani Cuma günü itibariyle test ettiğimiz şu bölge. Şurayı da bir ayarlayalım efendim. Cuma günü test ettiğimiz şu bölge vardı arkadaşlar. Bu bölgeyi direnç olarak karşılaştık ve bugün itibariyle hiç oraya kadar da gelmemiş olduk. Bakalım günün sonunda neler olacak veya haftanın geri kalanında neler olacak arkadaşlar. Ama biraz testere saat bakın 5 dakikalıkta küçük de olsa bir testere piyasası devam ediyor. Tabi burada ben gün içerisinde ekranı izlerken bu testerenin aslında biraz yurt dışı piyasaları da doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Mesela sabah ABD piyasaları pozitif taraftaydı. Yeşil mum vardı ama şimdi negatif. Cuma günü kapanışları iyiydi arkadaşlar onların. Dolayısıyla sabah da güzel başlamışlardı ama şu an biraz daha geriye doğru çekiliyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse. Biraz ondan kaynaklandı. Almanya piyasası DAX da bayağı güzel başladı sabah güne. Fakat o da biraz ABD piyasalarıyla beraber aşağı doğru çekilmiş oldu. Dolar-TL şu anda negatif arkadaşlar. Biz de aslında pozitifiz şu an itibariyle artı 1'e yakın pozitifiz ama yukarı doğru atamadığı için biliyorsunuz çıkamayan borsa ne olur arkadaşlar? Düşer. Evet efendim. O zaman bakalım. Sayın Kitap Değerlendirici. Hoş geldiniz. Merhaba abi. Vespe hissesine bakabilir miyiz? Vespe'yi ilk listeye aldık arkadaşlar. İlk sıraya. Cemal Bey hoş geldiniz efendim. Alim Bey Alark ve Verus demiş. Tabii ki efendim Alark ve Verus da listemize aldım. Birazdan bakalım. Nazip Bey hoş geldiniz efendim. Mahmut Bey hoş geldiniz. Sayın Mahmut Silingeç. Hayırlı günler. Bera demiş. Bera'yı da listemize alalım. Birazdan bakalım. Efendim. Sayın Yiğitcan 0721 bas geze neyi bekliyor sizce? Yani şimdi sabah bir arkadaşım da sağ olsun WhatsApp grubundan bir arkadaş da bir hissede baya bir takıldı. Canı da sıkılmış herhalde biraz. Hocam ne olacak bunun hali falan dedi arkadaşlar. Şimdi borsa nasıl bir yerdir biliyor musunuz? Yani varın bu fıntın cümlesini biliyorsunuz zaten. Hani borsa sabırlıların sabırsızlardan para aldığı yerdir veya sabırsızların sabırlara para aktardığı yerdir. Artık nasıl çevirirseniz diyelim efendim. Dolayısıyla arkadaşlar bu sabır nasıl bir sabır olmalı? Daha önce birkaç defa yayınlarımda bahsetmiştim. Şimdi tabii önümüzdeki grafik 5 dakikalık bir grafik ve endeks grafiği ama diyelim ki işte günlük bir grafik açtık önümüze veya saatlik bir grafik açalım. Arkadaşlar saatlik bir grafik açalım. Bunu bir endeks grafiği değil de bir hisse grafiği şeklinde değerlendirin lütfen. Mesela
Siz bir hisseyi satın aldınız arkadaşlar. Şurada maliyetiniz var. Biraz hisse yükseldi. Buralara kadar geldi. Satmadınız. Kârdasınız, satmadınız ve şurada sat verdi hisse. Yani teknik analize uyarak işlem yapmanız lazım. Şurada hisse sat verdi. Bu arada ekran net değil mi arkadaşlar? Yani herkeste. Çözünürlükleriniz eğer ekran net değilse arkadaşlar burada kaliteye geliyorsunuz. Gelişmişten 1080p'yi tıkladığınız zaman ekran HD kaliteye dönüyor. Bilginiz olsun. Burada stop verdiyse hisseniz burada stop olacaksınız ya da pozisyon azaltacaksınız. Kârda değilsiniz, zararda olduğunuzu varsayalım. Mesela hisseyi hani ben burayı neden gösterdim? Çünkü bir kere al bölgesinde olması lazım alacağınız hisse. Eğer al bölgesinde değilse arkadaşlar zaten boşuna hani düştükçe aldım, düştükçe aldım, düştükçe aldım diyenleri geçen Perşembe günü söylemiştim değil mi neler olduğunu? Yani düştükçe aldım diye bir şey yok. Düştükçe alınmaz arkadaşlar bir hisse. Bir hisse yukarı çıkarken alınır. Hani bunu buradan aldınız diyelim ve şurada satmadınız ve tekrardan sat verdi hisseniz. Ne yapacaksınız? Buradan döner. Şimdi hani derler ya işte şeytan kandırıyor buradan döner işte sen bu günahı yap işte Allah affeder Allah affeder yani buradan döner diye bir şey yok lütfen arkadaşlar lütfen buradan döner dönebilir yani buradan dönebilir evet ama bu bir risk ve bu riski almak için sizin yeteri kadar paranız yok yani sonsuz ve sınırsız bir gelire sahip değiliz arkadaşlar hiçbirimiz. Sınırsız bir gelire sahipseniz istediğiniz yerden alın. Düştükçe alın evet. Düştükçe buraya düştü buradan alın. Düşsün buradan bir daha alın. Düşsün buradan bir daha alın. Çünkü sınırsız paranız var yani. Düşsün buradan bir daha alın. Düşsün buradan bir daha alın. Çünkü sınırsız paranız var. Hatta dibe kadar düşsün yine alın. Değil mi? Ama sınırsız paranız yoksa bunu böyle yapamazsınız. Yani şurada tıkanırsınız artık. Şuraya geldiğinizde iki defa alırsınız daha düşmeye devam eder ve sizin paranız biter burada. Ne yaparsınız? Sizin maliyet burada kaldı, hisse burada. Hocam ben ne yapacağım ondan sonra işte? Ne yapacaktın? İşte şurada olduğu gibi stop olacaktın. Pozisyonunu azaltacaksın. 1/3 oranında, 1/4 oranında veya %50 oranında. Pozisyonunu azaltacaksın. Ta ki ne zamana kadar arkadaşlar? Bu gelecek. Bakın burada tekrar al verecek. Buradan bir daha pozisyonunu arttıracaksın. Şuradaki maliyetin şuraya gelecek. Otomatik olarak. Ne oldu? Bu defa hisse hareket ederken yukarıya doğru sen de kazanç sağlamış olacaksın. Bakın şurada bir daha sat verecek bu hisse. Burada bir daha sat verdiğinde artık ne yapacaksın? Artık keyfine kalmış. Yani ister pozisyonu tamamen kapatırsın. Ya herhalde olmuyor kardeşim ya. Boşuna uğraşmayalım bu hisseyle dersin. Ya da ne yaparsınız arkadaşlar? Dersiniz ki ya yok işte biz biraz daha pozisyon azaltalım ve hisseyi bekleyelim dersiniz. Yani bunlar alternatifler. Bu tamamen sizin yatırım algınızda doğru orantılı. İşte zamanınızda doğru orantılı. Mesela ben dün WhatsApp grubuna bir şeyler yazdım akşam. Hafta sonu takip listemizi güncellemiş olduk arkadaşlar. Geçen hafta itibariyle bakın birçok arkadaş hisselerden şikayet ediyor değil mi? Ama bakın geçen hafta itibariyle biz 3 tane hissemizde takip listemizdeki 3 tane hissemizde ortalama %40 ila %50 oranında ki yaklaşık 2,5 aylık bir süreçten bahsediyoruz. %40 ila %50 arasında arkadaşlar prim yaptı. 3 tane hissemiz ve takip listesinden çıkardık biz. Yani bu saatten sonra prim yapmaya devam edebilir mi? Edebilir. Edebilir. Ama artık biz o hissede durmayacağız. Çünkü alım bölgesini terk etti. Güzel de prim yaptı. Dolayısıyla biz burada terk ettik hisseyi. Buradan devam edebilir mi? Edebilir. Sorun yok. Biz stopumuzu gördükten sonra terk ettik. Gruptaki arkadaşlarıma da zaten yazdım. Dedim ki arkadaşlar 3 tane hissemizi biz takip listemizden çıkarıyoruz. Allah yolunu açık etsin. Ha takibimizde ekstra takibimizde başka bir listemiz var. Eğer tekrardan o hisse bir bölgeye alım bölgesine kadar tekrar inecek olursa oradan tekrar takip listemize ekler. Ufak ufak almaya devam ederiz. Grupta olup da takip listemizi takip eden arkadaşlardan elinde hissesi hareket etmeyen de yok mu? Var arkadaşlar. Yani benim takip listemde 3 tane hisse yok. Birçok hisse var. Ama siz portföyünüzü çeşitlendirirseniz işte portföyünüzün bir kısmını işte şeye
Bu %40, %50. Tabii biz bunu bilemiyoruz. Yani bundan 2,5 ay önce ben bu hisseleri takip listesine aldığımda, hepsini aldığımda alım bölgesinde olduğu için takip listesine ekliyoruz. Yani WhatsApp grubundaki arkadaşlar bunu biliyorlar zaten. Biz bunu oraya ekliyoruz. Ama hangisinin önce hareket edeceğini bilemezsiniz arkadaşlar. Yani elimizde beyaz küre yok yani önü bakıp da 2 ay sonra bu hareket edecek, 3 ay sonra bu hareket edecek. Mesela bir tane örnek vereyim. Yani şimdi sadece hani lafı geldiği için söyleyeyim arkadaşlar. Mesela Kristal. Kristal bizim takip listemizdeki hisselerden biriydi. Bunu 3 hafta önce biz çıkardık listeden. Ama biz bu hisseyi hatırlayanlar vardır. Grupta olan arkadaşlar da hatırlayacaklardır şimdi. Biz bu hisseyi arkadaşlar bakın 1,28'leri, 1,50'leri falan görmesine rağmen 1,60'da maliyetlendik. 1,60'da maliyetlendik derken 1,60'da gruba girdi bu. Ve biz bu hisseyi arkadaşlar 4,75'te terk ettik. Bakın şu anda kaçta? 6,16'da. Yani biz hisseyi terk ettikten sonra hisse devam etmeyecek mi? Edebilir. Ama 1,60'da aldığım hisseyi 4,75'te terk ediyorsam ve ben bu hisseden işte %60 üzerinde getiri sağlıyorsam arkadaşlar bırakın hisse isterse 26 olsun. Ya siz paranızı kazanmışsınız. Şu dakikadan itibaren hırs yapmanın bir manası yok. Zaten paranı kazanmışsın kardeşim. Daha alım bölgesinde olan işte hareketlenmemiş. Çünkü bu bir düşmeye başlarsa elinde kalır mal. İşte hani burada WhatsApp grubunun veya işte bu şekilde alım bölgesindeki hisselerin avantajı bu arkadaşlar. Yani birileri de geliyor mesela bizim terk ettiğimiz yerden işte 5 liralardan. Ben diyor kristal alacağım diyor. Ya alabilir, almaz diyemem. Bakın 6'ya kadar çıktı. Belki 16'da olacak bu hisse. Ama yani benim için artık risklidir bu. Yani ben o kadar becerikli bir adam değilim. Ben giremem. Ha, trend bozuldu mu? Hayır. Yani yeni yeni ufak ufak bozulmaya başladı diyelim. Hala devam edebilir mi? Edebilir. Yani anlatmak istediğim şey tamamen arkadaşlar sizin kendinizi borsa işlemi yaparken güvenli limanda hissederek işlem yapmanız lazım. Ha, bazı hisseler de var mesela böyle. Hem takip listemizde hem de arkadaşların sorduğu hisselerde. Hareket etmedi mi? Evet etmedi. 2,5 ay geçti. 1 milim yerinden kıpırdamadı mı? Evet kıpırdamadı. Hala arkadaşlar işte ya maliyetinde veya zararda mı? Evet zararda. Ama ne diyoruz arkadaşlar? Burası borsa, burası riskli varlıklar ve efendim biraz sabredeceğiz. Artık bu sabır artık nereye kadar giderse. Ha ben o arkadaşlara da şöyle söyledim. Yani kızdıklarım da oldu tabii arasında ama. Kardeşim aldın bir hisseyi. Aldınız değil mi? Yani pozisyon sat verdiğinde veya biz işte grupta işte grup için konuşalım mesela. Günde 2 defa ben stop rakamı paylaşıyorum. Bu stop rakamın altında kalıyorsa kapat pozisyonunu veya azalt. Stop stratejisi var eğitimlerimizde anlatıyoruz. Bu ara eğitim demişken arkadaşlar bu Perşembe günü eğitimimiz var. Gruptaki arkadaşlarımızla ve katıl aracılığıyla aramızda olan arkadaşlarımızla öğrenelim ve görüşelim seviyesindeki arkadaşlarla. Harika bir eğitim hazırladım Perşembe günü için. Eğer kanalımıza katıl aracılığıyla katılmak isteyen varsa, bizimle birlikte olmak isteyen varsa efendim bu fırsatı kaçırmasınlar. Perşembe günü akşam çok güzel bir eğitim hazırladık. Umarım herkese faydalı olacak bir eğitim olacaktır. Uzun zamandır bu konuyu işlemeyi planlıyordum. Güzel de bir konu olacak. Detayları Perşembe günü de paylaşırım sizlerle. Perşembe günü de sesli analizimiz var. Akşamına da canlı yayınımız olacak arkadaşlar. Dolayısıyla hani kanalımıza öğrenelim veya görüşelim. Görüşelim seviyesine katılırsanız arkadaşlar biliyorsunuz WhatsApp grubuna gidiyorsunuz aynı zamanda. Katılmak isteyen ve tereddütlü olanlar varsa bu hafta tam zamanı diyebiliriz efendim. Bu nedenle arkadaşlar biz oradaki arkadaşlara bu stop seviyelerini de paylaştığımız için arkadaşım burada stop olacaksın. Pozisyonunu azaltacaksın yani. Şimdi borsa bu bilemezsin. Bilemezsiniz yani. Bir anda yukarı çıkar. Bir anda aşağıya gelir. Ama siz pozisyonunuzu kendinizi garantiye alacak kadar pozisyonunuzu azaltmanız lazım. Mesela bugün bir arkadaşım soruyor. Pozisyonum yani portföyünde bulunan bir hisse de zararda. Bugün biraz hareketlenmiş. Diyor ki hocam ben burada maliyet düşürmek için yeni alım yapayım mı? Ben dedim ki bakın bir de şu var mesela yeteri kadar zaten zararda olduğunuz veya şu an işte pozisyonunuzun artıda olmadığı bir hisseyi portföyünüzü gömmenin de bir anlamı yok. Kalsın kardeşim. Yani maliyet düşürme. Bu zaten bu hisse hareketlenmeye başlarsa zaten çok rahat
Bakın çok rahat o bölgeye kadar gelecek. Yani senin maliyetine kadar çıkıyor. Yeter ki o hareketlenmeye başlasın. Yeni alım orada ben yani olmasını çok uygun görmedim. Dedi ki o zaman ben maliyetimi düşürmezsem bu hareket yaptığında benim maliyetime gelmeden geri çekilebilir mi? Dedim zannetmiyorum çekileceğini. Yani muhtemelen senin maliyete kadar gelecektir. Ama burada önemli olan şey şu. Siz bu defa zararda olduğunu düşündüğünüz ve portföyünüzün belki de işte %20'lik bir kısmını oluşturan bir hisseye portföyünüzün birazını daha eklemek istiyorsunuz. İşte portföyümün %40'ını ben bu defa bu hisseye bağlayayım. Ya hiç hareket etmezse bu defa portföyü gömmüş olacaksınız oraya. Yani hiç hareket alanınız kalmayacak. Hiç hareket alanınız kalmayacak. Evet, sizler toplanana kadar böyle bir sohbet etmiş olduk arkadaşlar. İnşallah. Peki efendim, kimler var aramızda? Bas gezeyi, ha Yiğitcan Bey'in sorusu üzerine biz bas gezeyi neyi bekliyor diye sormuştu. Biz de onun üzerine 3-5 kelam edelim dedik sizlerle. Sohbet edelim arkadaşlar. Peki Kemal Ercan, Sayın Kemal Ercan hoş geldiniz efendim. Merhaba demiş Sayın Ali Eren Altınkaya. Selamun aleyküm, hayırlı günler. Aleyküm selam efendim. Kontrolmatik istiyorsunuz. Tabii ki memnuniyetle. Kontrolmatik ekledik efendim listemize. Bakalım birazdan. Saygılar da bizden olsun. Sayın Burak Akalın hoş geldiniz. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. SEK, FK ve ÖZRDN. SEK, FK'yi listemize ekledik. ÖZRDN'yi de listemize ekledik. Bakalım birazdan. Sayın Ferhat Demir. Selamlar, saygılar hocam. Umarım iyisinizdir. Çok teşekkür ederim efendim. Çok naziksiniz, çok kibarsınız. İyi, sizler de iyisinizdir inşallah. Nibaş ve Metur istemiş. Tabii ki. Hemen Metur'u da ekleyelim. Nibaş ve Metur ekledik. Sayın Sami Ahmetoğlu. Hocam merhabalar tekrardan. Merhaba Sami Bey. Sabah beraberdik yayında. Sayın Mr. Mehmet. Siz de hoş geldiniz. Adese lütfen demiş. Tabii ki efendim. Adese ekledik listemize. Halil Canbel. Merhaba hocam. Kolay gelsin. Gesan son durum rica etsem. Gesan da bakalım efendim. Ekledik efendim listemize. Efendim Aksen istemiş. Aksen'i de hemen listemize ekleyelim. Sayın Sami Ahmetoğlu adına. Tamam. Kamil Ç. Hocam her yerde sağlı sollu kontrol matik hissesi pazarlanıyor. Fikriniz nedir? 50 milyon kar ediyor. Piyasa değeri 5 milyar TL'ye ulaştı. Kontrol matik sanki bir ara bölünecek miydi? Öyle bir şey mi vardı? Birazdan bakalım. Ali Eren Altınkaya. Gruba nasıl girebiliriz? Gruba efendim hemen abone ol butonun yanında katıl butonu var. Oraya tıkladığınız zaman görüşelim seviyesine üye olduğunuz andan itibaren telefonuma WhatsApp aracılığıyla bir mesaj gönderin lütfen. Ben görüşelim seviyesine üye oldum diye. Hemen sizi gruba ekleriz. Sorun olmaz. Sayın Okan Erdal hoş geldiniz. NT Gaz bakar mısınız demiş. Tabii ki. Bakalım efendim. Sayın Berkan Kamber. Halim Bey iyi günler nasılsınız görüşmeyeli. Teşekkür ederiz efendim. İyiyiz sizler nasılsınız? Çok naziksiniz. Liste dolmadıysa Kerevitaş ve Buçim. Tabii ki. Bu yayında arkadaşlar liste konusunda sıkıntı yok. Bütün listelerinize bakabiliriz. Yardımcı olmak için buradayız. Biliyorsunuz arkadaşlar sizler için ücretsiz yayınladığımız ekran paylaşımı canlı yayınım hakkımızı elimizden aldılar. Ne yazık ki. Ama en azından bu şekilde sizlere hisse konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım bir faydamız dokunuyordur. Evet, Kamil Çağ, hocam Bitcoin 11 bin dolar çiziliyor. Gelir mi? Vallahi sabah yayında 37.300'ün önemli olduğunu söylemiştim. Alım fırsatı demiştik. Gerçi şu an 36.800 seviyesinde %2'lik bir düşüş var ama. Yani ben hala buradan bir atak yapacağını düşünüyorum. Bitcoin'in. Ha ben pozisyon açmadım şu an Bitcoin'de. Ama buradan açacak olsam long açardım. 11 binler gelir mi? Evet gelir. Ama şimdi değil, yakın zamanda değil. Ben önce tekrar bir 45 binleri göreceğini düşünüyorum efendim bu hissenin. Bitcoin'in pardon. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Kitap değerlendirici rumuz arkadaşımız katıl var ya. Teşekkür ederiz efendim eksik olmayın.
Asım Bey merhaba, hoş geldiniz. Hocam derim, Işık Plastik Kozal demiş tabii ki. Derim. İSK, PL, bir de hangisiydi? Kozal. Evet. Peki. Sayın Ayşe Çelik hoş geldiniz. Merhaba hocam demiş. Yeotek istemişsiniz. Tabii ki efendim. Yeotek de listemize aldık. Sayın Mustafa Ekin hoş geldiniz. Salim hocam Mobtel demiş. Mob.tr. Tabii ki efendim. Bunu da listemize alalım. Bakalım birazdan. Sayın Ferhat Demir, beğeni yapalım. Hocam güzellik yapıyor. Biz de beğenerek az da olsa güzellik yapmış oluruz. Teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Çok sağ olun Sayın Ferhat Demir. Evet, beğen tuşuna basarsanız mutlu oluruz arkadaşlar. Basmazsanız da canınız sağ olsun. Ben bu tür şeylere çok takmıyorum biliyorsunuz. İşte beğenin, abone olun. 1000 aboneyi bulmadan önce diyordum arkadaşlar, lütfen abone olun. 1000 aboneyi geçelim diyordum. Şimdi sağ olsun arkadaşlarımız. Abone sayısı da yeterli. Yani yeterli derken olursa üstüne olmaz demeyiz. Beğenine de basarsanız canınız sağ olsun. Basmazsanız da canınız sağ olsun. Tamamen sizlere yardımcı olmak için buradayız arkadaşlar. Başka bir derdimiz yok. Efendim ufak ufak başlayalım o zaman ilk istemizle. Wes Bey ile. Evet, bizde kayıtlı grafiği vardı. Şimdi Wes Bey biliyorsunuz bölündükten sonra arkadaşlar fiyatlar bu bölgelere geldi. 7.25-7.28 bölgesi var. Şimdi tarihi zirve seviyelerini gördü zaten biliyorsunuz. Yani bölündükten sonraki haliyle bahsediyoruz. 7.28 önemli bir bölge. 7.28'de tutunma bölgesi, hatta önemli bölgeden de ziyade tutunma bölgesi. Bakın çıkarken de tutundu burası. Tarihi zirve seviyelerini gördükten sonra düşerken de tutundu ve ikinci defadır tekrar tutunma ihtiyacı hissediyor. Şimdi ben bu hisseyle ilgili, BESBE ile ilgili iki tane teorim var. Bir tanesi 7.28'in üzerine tekrar tutunup atmasını beklerim. İkincisi ise arkadaşlar, eğer niyeti bozacak olursa, yani bu bölgenin üzerine atmayıp da 7.28'in üzerine atmayıp da aşağı gelecek olursa, niyeti bozacaksa kendimize yeni bir destek aramak zorunda kalabiliriz arkadaşlar. Yani 7.28 dolayısıyla önemli bir bölge. Peki alttaki destek hangisi olabilir? Madem sordu arkadaşlarımız, biz de naçizane bakmaya çalışalım efendim. Eğer 7.28 bölgesi arkadaşlar, 7.28 bölgesinde bu desteği kırıp da direnç olarak çalışacak olursa veya üzerine atamayacak olursa arkadaşlar, ben Vespe'nin 6.49'lara kadar düşme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bugün bir arkadaşım daha sormuştu. Bugün ve yarın hareketleri izlemekte fayda var. Eğer 7.28 tutunacak olursa tekrardan hareket 8.60'lara kadar tekrar başlayabilir. Ama 7.28'de tutunamıyorsa, yani terk ediyorsa bu bölgeyi, bakın 2 gündür terk ediyor. Bugün de terk ederse bu bölgeyi, 7.28'i, 6.49'ları bekleyin. Şu anda zaten sat konumunda ve negatif. Onu da özellikle ifade etmiş olalım. Yani sat konumunda ve negatif. Onu da söylemiş olayım. Alark demiş bir arkadaşımız. Alark bakalım efendim. Evet. Alark tarihi zirve seviyelerine çıkmış zaten. Şu anda al konumunda ve pozitif, herhangi bir sorun gözükmüyor burada. Neyi takip etmeliyiz? 5 ortalamayı takip etmeliyiz efendim. Altına inmediği sürece sorun yok. Burası da 17-23 bölgesinden geçiyor. 17-23'ün üzerinde kaldığı sürece Alark pozitiftir. Yakınlarda bir tane destek belirlemek gerekirse ne olabilir? Hani çok net çalışan bir yer değilse de arkadaşlar, bakın şu 15-36 bölgesi Alark için destek seviyesi olarak değerlendirebiliriz. Yani 17-23 hocam, ben maliyetim güzel. 17-23'e gelse de ben pozisyon kapatmak istemiyorum. Belki yukarı kadar çıkar. Takip etmek istiyorum diyenlere 15-36'yı kırmadığı sürece akımda kalın. Kâr almak için acele etmeyin diyelim. Ama arkadaşlar, eğer 15-36 kırılacak olursa bu defa biraz pozisyon azaltmakta fayda var efendim. Evet, endeks bir satış yeri gördüğünüz gibi. Alım fırsatı verir mi burada? Peki geçelim. Verus'a bakalım. Arkadaşlar. Verus'ta yani senin bulunduğu bölge fena bir bölge değil. Yavaş yavaş al konumuna geçmeye çalışıyor. Böyle bir atak var.
bir hareket, kendini sanki yukarı doğru atma ihtiyacı var, ihtiyacı hissediyor. Fakat arkadaşlar hala sat konumunda, onu söyleyelim. Ortada bir yerde, yani yukarıda 53-23 bölgesi var Venüs'te. Altta 42-28 destek ve tutunma bölgemiz. Pozitif uyumsuzluk veriyor mu bakalım Cemal Bey. Evet. Yani şurada diplerden baktığınız zaman biraz da RSI yukarı doğru çıkması gerektiğini söylüyor gibi Venüs'te. Yani RSI biraz daha yukarı atması gerekiyor diyor. Yani şurada 5 ortalama da zaten ağzını yukarı doğru kaldırmış. RSI da 50 seviyesine yakın. Yani 50 seviyesinin üzerine atacak olursa, bakın atamadan aşağı gelmiş. Bu defa 50'nin üzerine atacak olursa hareket yukarı doğru hareketlenebilir. Yani öyle bir yerde ki Araf'ta, yani şu anda Venüs, yani ne aşağı inebilirim diyor, ne yukarı çıkarabilirim. Yani zorlarsak işte yorum yaparız. Ya işte RSI 50'yi geçerse pozitif tarafta kalırız deriz. İşte bu uyumsuzluğa rağmen acaba geri gelir mi aşağı diye bir korkumuz olabilir. Hani 42'ye yakın acaba, çünkü daha al konumunda değil, 20 ortalamayı geçmemiş. Biraz Bollinger bandı yavaş yavaş ortalamalar kendine doğru çekmeye başlamış. Öyle bir durum var. Yani şu anda elinde tutan arkadaşlar 46-50 seviyesi, 46-45-46-50 seviyesinde ne yapabilir efendim? Destekli takip edebilir. Eğer 46-50 seviyesi, yani 5 ortalamanın tekrar altına inecek olursa pozisyon azaltmakta fayda var diyebiliriz. Yani hacim de yavaş yavaş düşüyor gördüğünüz kadarıyla. Tabii bugün hacim, cuma günkü hacme göre biraz daha iyi gibi. Cuma günkü hacim kaçmış? Mesela 11 milyonmuş. Şu an bu saatte 9 milyon hacim oluştu. Yani akşama kadar hacim 11 milyonun üzerine atarsa hacim biraz yükselmiş olacak. Evet. Merus da böyle. Rica ederiz Cemal Bey. Turhan, hoş geldiniz efendim. BMSCH istemiş tabii ki. BMSCH'de listemizi aldık. Bu yayın sizin ilginizi çekiyorsa lütfen beğeni yapınız demiş. Kıymetli moderatörümüz, teşekkür ederiz efendim. Eksik olmayın. Kemal Bey demiş ki, Sayın Kemal Ercan, zamanımız kalırsa Garfa, Beşiktaş, GRN, YO. Minik minik. Peki. Garfa, Beşiktaş, JK, AŞ ve GRN, YO. Listemizi aldık efendim. Birazdan bakalım. Peki, geçelim arkadaşlar. Bera'ya bakalım. Bera, Perşembe günü güzel atak yapmıştı. Cuma günü o kadar gitmedi. Ne yazık ki. Şimdi Bera da aslında az önceki Verus gibi bir yerde, ama Bera biraz daha işte volatil bir hisse arkadaşlar. Biraz daha alım bölgesine de yakın ama Bera şimdi. Onu da söylemekte fayda var. Yani biri gelse buradan ben alacağım dese niye alıyorsun demeyiz. Al da demeyiz, alma demeyiz. Öyle bir derdimiz yok zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz. 10-13 bölgesinde, hala alım bölgesinde olduğunu düşünüyoruz. Yani cuma gününe göre bugün hacim biraz daha iyi. 11-30'a kadar ben bir daha atak beklerim arkadaşlar. Yani tıpkı şuna benzer bir atak yapabilir. Ama 11-30'ların üzerinde bir türlü kalamıyor. Bakın, 11-30'ların üzerinde kalamıyor. Kalabilse önce 13, daha sonra da atak hızlanacak. Fakat biz bunu göremediğimiz için arkadaşlar Bera'da ne diyoruz? Arkadaşlar trade yapacaksınız, yani Bera hissesini takip eden trade yapacak. Yani alacak bu bölgelerden, sonra çıkacak işte sat verdiğinde pozisyon sata geldiğinde tekrar pozisyon azaltacak. Teknik analizi takip edeceksiniz ve diyeceksiniz ki işte ben burada tekrar pozisyondan çıkıyorum. Ya budur yani, böyle olması lazım. Başka türlü olmaz arkadaşlar. Peki, geçiyorum Beray'ı. Şu an başka söyleyecek bir şey yok Beray'la ilgili. Baskiyaz'a bakalım efendim. Şimdi arkadaşımız güzel bir soru sordu az önce. Baskiyaz'a niye bu kadar bekletiyor dedi. Evet, bekletiyor arkadaşlar. Yani Başkent Doğalgaz gibi Yıldız Pazar hissesi. Ve halka arzından sonra bayağı volatil hareket etmiş bir hisse. Yukarı doğru bayağı
60 işte 34'leri, 35'leri, 40'ları görmüş. 40'ı gördün mü bu işte bakalım. 37-92. Yani 37-38'leri görmüş bir hisse. Şimdi 11'lerde. Bu bir alım fırsatı mı? Evet, alım fırsatı. Bu bir alım bölgesi mi? Evet, alım bölgesi arkadaşlar. Şimdi ne var biliyor musunuz? Şimdi bazı hisseler vardır veya bazı zamanlar vardır. Size fırsat verir. Yani size fırsat verir. Nakitiniz vardır, bir yerden para gelmiştir. Ama aldıktan 3 gün sonra zengin olmayı da beklemeyin. Ortalamaları iyice kendine çekti, görüyorsunuz. Bollinger bandını iyice daralttı arkadaşlar. Altta 11.35, üstte 13.77 bir bandın içerisinde yaklaşık 1-1,5 aydır, hatta daha fazla, değil mi? 2 aydır falan hemen hemen arkadaşlar devam eden bir süreç var. Bu 2 ay boyunca kimi bekliyor arkadaşlar? Dolunca kalkacak dedik ya geçen yayında. Belki de birilerini bekliyor. Hem nakitte olanları bekliyor demek ki. İşte bazıları dua eder ya işte şu hissede biraz daha kâr alayım, çıkıp işte Baskiyazı alacağım. Aman şimdi hiç hareket etmesin. Yani bazıları elinde olanlar hocam hareket etsin diye beklerken, bazı arkadaşlar da nakite geçip bunu almak istedikleri için harekete geçmesini istemiyorlar. Öyle de bir durum var. Onu da unutmamak lazım arkadaşlar. Baskiyazı 13.77 önemli direnç bölgesi. Bakın 2 aydır neredeyse üstüne atamıyoruz, kıramıyoruz arkadaşlar. Eğer 13.77'nin üzerine atacak olursa bundan sonra hareket yani hızlanacak. Hatta 20.96'dan sonra biliyorsunuz ben asıl hareketin hızlanacağını düşünüyorum demiştim. Ya umarım o bölgelere kadar gelir ama şimdilik işte 13.77'nin üzerine bir türlü çıkamıyor. Dar bir bantta hareket ediyor arkadaşlar. Portföyünüzün bir kısmını atıp kenarda beklerseniz, sabrederseniz arkadaşlar bu bir bakmışsınız. Ne diyeyim işte şöyle tavan tavan belki de 3-5 %3-5'lerle para kazandırabilecek bir durumda ve konumda olduğunu söyleyebiliriz. Peki geçiyorum. Kontrol matik. Evet, bunu bir ara bedellisi falan olacaktı değil mi? Öyle bir şey konuşuluyordu sanki. Bölünecek diye biliyorum ben hisse ama takip eden var mı arkadaşlar? Benim takibimde yok bu hisse. Ama öyle bir şey okumuştum. Şimdilik al konumunda ve pozitif. Arkadaşımızın biri de yazmıştı işte yani pazarlanıyor 50 olacak şu bu olacak falan gibisinden. Ha, yok pardon 50 milyon kar elde ediyor falan gibisinden pazarlanıyor demiş. Yani pazarlama kısmı biliyorsunuz her yerde var. Gap'i de var. Burada bir gap'li de durumu var arkadaşlar altta. Biz yine de tekniğine bakalım efendim. 70 pardon 109.35 yani şuradaki 5 ortalamanın altına inmediği sürece sorun yok ama şu gap'i kapatmak için aşağı gelme riskiyle karşı karşıya. Fakat sizden bir isteğim var. Hani bu hisse bölünür bölünmez o kısmı çok hatırlamıyorum. Önemli değil ama sizden bir isteğim var. Şimdi yani bugün hasbelkader bu hisse %3-5 düştü diyelim. Sonra %3-5 daha düştü veya 2 defa taban yaptı. İşte 98-99'lara geldi. İşte 120'yi görmüş bir hisse. 98'e geldi hocam. Bayağı düştü. Bu buradan alınır diye atlamayın arkadaşlar. Bakın düşerken alınmaz. Bu tür hisseler belli bir noktaya geldikten sonra artık risk barındırır. Kimin için risk barındırır? Sizler için risk barındırır. Yani bu işi profesyonel yapan insanlara risk barındırmaz. O stopunu uyar çünkü. Yani ben profesyonel değilim ama hani bu iş benim işim yani. Ben başka bir iş yapmıyorum. Sadece bu işle ilgileniyorum biliyorsunuz. Diyelim ki ben hasbelkader bu hisseyi buradan satın aldım. Hisseyi aldım. Ben gözünün yaşına bakmadan stopunu olurum. Kapatırım yani. Ama siz bir bakmışsınız ki buradan döner, buradan döner, buradan döner, buradan döner. 60 TL'leri bulur. Bir anda portföyünüz yarı yarıya azalır. Yani profesyonel adam için yapabilirsiniz ama artık belli bir işte başında saatlerini vermeyecekseniz, anlık takip edemeyecekseniz arkadaşlar bu tür hisselerde işlem yapıyorsanız da muhakkak kar al zarar durdur böyle emirlerinizi verin. Sair işlerinizi yani diğer işlerinizi asıl işlerinizi o zaman yapın. Yoksa bir bakarsınız aşağılarda kendinizi bulursunuz. Yani ben şunu demek istiyorum. Yani yarın öbür gün hani biz bu hisse analizleri devam ettiğimiz süre boyunca bundan bir ay sonra işte atıyorum 2 ay sonra. Hocam biz bu hisseyi aldık şu anki rakamıyla söyleyeyim işte
Düştü dedik, 90 TL'den maliyetlendik, hisse geldi 30 TL'ye. Hani öyle bir şey olacağından değil, lütfen yanlış anlamayın. İnşallah olmaz öyle bir şey. Belki de 500'e çıkacaktır. Çıkabilir. Ben demek istediğim şey sizi koruyan bir şey. O noktaya gelmeden arkadaşlar pozisyonlarınızı azaltmayı ve stop olmayı bilmenizde fayda var diyelim efendim. Rakamımızı söyledik. 109-30, 109-35 bölgesi altına inmediği sürece sorun yok. Zaten alt konumunda ve pozitif. SEGFK'ye bakalım arkadaşlar. Evet, SEGFK hissenin bulunduğu yer fena bir yer değil. Bu 5.26 bölgesi bir direnç bölgesi ve tutunma bölgesiymiş. Onun üzerinde altın üstünde hareketler yapıyor. Şimdilik güzel arkadaşlar. Al konumuna geçmiş zaten. Pozitif. Üste bir direnç daha atalım. Yani hissenin bulunduğu yer de güzel bir yer dediğim gibi. Buradan hareket devam ederse arkadaşlar nereye kadar? 6.18. SEGFK. 6.18'e kadar önünde bir şey gözükmüyor. Bakın çalışmış bir bölge. Daha önce destek olarak çalışmış. Bu bölgelerde de tutunma bölgesi olarak çalışmış. Altı üstü şeklinde. Ve daha önce de direnç olarak çalışmış. Bakın Haziran-Temmuz aylarında. Zaten 6.18'in altına geldikten sonra da SEGFK, yani Haziran-Temmuz diyelim buna, işte 5-6 aydır, 6-7 aydır hemen hemen efendim bu bölgenin içerisinde, bu bandın içerisinde hareketini sürdürüyor. Dolayısıyla burada 6.18 bölgesi önemli bir bölge. 6.18 üzerine atacak olursa hisse biraz daha hareketlenebilir. Bakın hisse nereye kadar gelmiş SEGFK. 14'leri falan görmüş yani. Evet, şu anda kaçta? 5.68'ti. Alım fırsatı veriyor mu? Evet, alım fırsatı veriyor şu anda. Alım bölgesinde belki diyemeyiz. Alım bölgesinde diyebilmemiz için de arkadaşlar bu 5.26 bölgesi biraz daha test edilmeli yani. Bize biraz daha şey vermeli. Taban teyidi vermeli. Cümleyi şöyle toparlayalım. Efendim, SEGFK 5.26 destekli kademeli alımla takip edilebilir. Evet. Pekala, geçiyorum. Öz RDN bakalım. Burada da kayıtlı grafiğimiz vardı. Evet, volatil bir hisse daha. 7.07 destekli takip edilebilir. Sat konumundaymış. Ala geçmek üzere. Hacim de fena sayılmaz arkadaşlar. Burada 7.07 önemli bir bölge. Bakın 7.07 kırılmamış. Ne kadar süredir kırılmamış? Şöyle bir bakalım. 2 yıl, yani 2020'nin Eylül ayından bu yana kırılmamış bölge. Dolayısıyla bu bölgeye ben alım fırsatı, hatta alım bölgesi bile diyebilirim öz RDN için. 7.07 destekli takip edilebilir efendim bu hisse. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Bu bölge defalarca denenmiş ve kırılmamış bir bölge. Buralardan alımlar para kazandırır. Evet, yani bu soran arkadaşımız elinde var mı yok mu bunu bilmiyorum ama bildiğim bir şey varsa o da şudur. 7.07 destekli bu hisse her halükarda takip edilebilir arkadaşlar. Bir baş bakalım. Net anlatmaya çalışıyorum ki arkadaşlar sizler de anlamış olun. Evet, Nibaş biliyorsunuz arkadaşlar uzun süre 6.70'lerde hareket etmişti. Sonra efendim ne yaptı? Yukarı doğru attı. Kaçları gördük? 20'leri gördük. Tabii çıkarken ne alım fırsatı verdi, inerken de satış fırsatı vermedi kimseye. Ama çok düşmeyeceğini şu hareketiyle göstermiş oldu. 14-14'ün üzerine attıktan sonra artık buralardan sat pozisyonu gelmişti. Zaten söylemiştik o dönemler arkadaşlarımıza. 11.30 ile 14.14 arasında ben bir dinlenme bölgesi olacağını düşünüyordum. Bunu da Ocak ayının başında zaten söylemiştik. Yani bir aydır da zaten bu dinlenme bölgesinde hareketini sürdürüyor. Şimdi 11.30 bölgesine bugün biraz daha yaklaşmış olması acaba buradan bir atak alıp üstüne mi atacak algısı oluşturuyor.
Bende de aynı algı var mı? Evet var. Yani 11.30 destekli Nibaş takip edilebilir. Maliyeti altta olan arkadaşlar 11.30 kırılmadığı sürece herhangi bir sorun yok. Yani pozisyon azaltmayı gerektirecek bir durum yok arkadaşlar. Ama buralardan yeni alımlar için arkadaşlar kademeli olmalı. Ben tekrar bu 7.79'lara düşmesini beklemem ama düşerse de ona bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Orta vade hareket beklediğimiz hisselerden biriydi. Güzel de prim yapmıştı 20'lerin üzerine. Fakat şimdilik dinleniyor efendim. Ben 11.30'ların yine tutunma bölgesi olacağını ve bu 11.30'dan sonra tekrar hareketin yukarı doğru ivmelenerek çıkacağını beklerim. Böyle bir düşüncem var. Yani bu bölge alım bölgesi, alım fırsatı diyebiliriz Nibaş için. Net cümleler, anlayabileceğiniz cümleler kullanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız. Öyle çizgilere boğup da kafanızı karıştırmamak lazım. Kanaatindeyim efendim. Peki. Metur. Burada 2.92 destek bölgesinin üzerine atmış. Bandın üstüne atmış arkadaşlar. 3.96 efendim önemli bir bölge. Hala alt konumunda. Hisse düşmemiş arkadaşlar. Ama 3.96'ya tutunmak zorunda. 3.96'ya tekrar tutunursa hedefimiz 6.10. Hissenin bulunduğu bölge fena bir bölge değil. Maliyet de fena değil. Hacim de fena değil arkadaşlar. Dolayısıyla 3.96 üzerine atacak olursa pozisyon arttırılabilir veya yeni pozisyon açılması da bir beis yok. Fakat 3.96'nın üzerine tekrar atamıyorsa arkadaşlar şu bölge gibi beklemekte fayda var. Üzerine atmasını. Ha, attıktan sonra hocam tekrar aşağı gelmiş. Gelebilir. Arkadaşlar borsa bu yani her şey yapar. Ama en azından siz güvenli bir yerde aldığınızı düşünürsünüz. Yani 3.96'nın üzerinde. Şimdi denenmez mi? Denenebilir aslında. Yani hissenin bulunduğu bölge fena bir bölge değil dediğim gibi. Fakat bu bölgeden denemelerde arkadaşlar portföy yönetimi, para yönetimi, risk yönetimi artık ne derseniz o risk yönetiminizi çok iyi ayarlamanız lazım. Ya 3.96'nın üstüne çıktıktan sonra uçacak. Evet şu an hisse kaçtı 3.86'da en iyisi portföyün yarısıyla ben bunu alayım. Şimdi alıyor. Psikoloji de diyor ki 3 gün sonra 3.90'ı gördü diyelim. O çıkıyor. Diğer yarısıyla da alayım. Sonra bir bakıyorsunuz 3.96'yı bulmadan hisse 3.5 TL'lere gelmiş. Olur mu olur? O zaman ne yapacaksın? Elde nakit kalmadı. 3.96 önemli bir bölge efendim. 3.96'nın üzerine tekrar atmasını beklemekte fayda var. Kanaatini taşıyorum. Metur için. Peki. Geçiyorum. ADES'e bakalım. ADES'e kaç bugün? 0.74. 0.73, 0.74 zaten. Ya bir türlü hareketlenmedi bu hisse. Yani orta vade hareket beklediğimiz hisselerden bir tanesiydi. Yazık etti yani. 1.11'lerden biliyorsunuz bölündü falan. Birlerin altına düştü. Yani söyleyecek çok bir şey yok. Biraz daha beklenecek bu hisse. Geçen hafta söylemiştik zaten. Belki bir bakarsınız arkadaşlar yukarı doğru böyle alım fırsatı vermeden çekerler. Bunu bilemeyiz. Fakat bildiğimiz bir şey varsa o da şu alım bölgesindeki hisselerden biri. Daha önce buna benzer hareketler yapmış zaten ADES'e. Bakın görüyorsunuz. Tabii o zaman bu bölgede çok kalmamış. Böyle aşağı doğru gelmiş, sonra tekrar yukarı doğru atmış. Ama gelmiş yani bu bölgeleri test etmiş efendim. Buralarda biraz kalmış. Birkaç günde olsa sonra tekrar yukarı atmış. Buna benzer hareket yapabilir mi? Yapabilir. Onun için biraz daha sabretmekte fayda var. Yani maliyetiniz 1.05. Aslında az önce söylediğim cümleyi hatırlıyor musunuz Sayın Mr. Mehmet? Yani portföyü buna gömmeye gerek yok. Bu bölgeler alım fırsatı. Tekrardan portföyümüzü bu bölgelerde alıp arttıralım. Tabii tercih sizin, yatırım tavsiyesi değildir söylediğimiz hiçbir şey arkadaşlar. Fakat bu bir hareket deneyeyim dese ekranda gördüğünüz şu 0.96, 1.11, 1.32'leri falan hak getire. Yani çok rahat geçer bunun üzerine. Evet yani çok rahat geçer. Yeter ki bir hareketlenmeye başlasın. Şu an tabii sizi de gaza getirmek istemiyorum ama telefon açıyormuşum. ADES'e hadi hareketlen.
Efendim, Sayın Ferhat Kanik, Miatek Afyon. Miatek ve Afyon. Aldık efendim listemize, birazdan bakalım. Yeotech listemizde var Sayın İbrahim Taniş. Birazdan bakacağız efendim. Rica ederim Sayın Burak Akalın, rica ederim Sayın Ferhat Demir. Peki geçiyorum efendim adeseyi de. Gesan bakalım. Evet, Gesan 1667 destek ve tutunma bölgesi. Buradan taban teğidimizi aldık. Bekleyeceğiz artık. Hacim de güzel. Bugün %4'ün üzerinde prim de yaptı. Arkadaşlar, prim devam ederse yani ilk hedef 20.96. Yani ben Gesa'nın 20.96, hatta bunun üzerinde 24, 25, 30'ları çok rahat ilerleyen zamanda göreceğini düşünüyorum efendim. Dolayısıyla bu bölgeler alım bölgeleri, bu bölgeler alım fırsatı da veriyor, alım bölgesi de veriyor. Yani pişman olunmayacak bölgeler. Ben buradan niye aldım? Tabi yine de stoplara uymakta fayda var. Yani ben buradan niye aldım demeyeceğiniz bölgeler arkadaşlar, bu bölgeler. Yani hareket beklediğim hisselerden bir tanesi de Gesa. Doğrusunu söylemek gerekirse iyi bir şirket, iyi bir grafiği var. Her ihtimale karşı kademeli alımlarda ve 1667 destekli takip edilmeli. Yani buradan alımınızı, yani ne kadar alacaksınız? Atıyorum işte 30 bin lot alacaksınız. İşte 10 bin lotunu bu bölgeden düşünebilirsiniz. Yani alım stratejinizi buna göre belirlemeniz lazım arkadaşlar. Böyle haydi diye hisse alınmaz. Efendim. Yeotech listemde var Sayın İbrahim Taniş. Henüz bakmadım. Birazdan bakacağım efendim. Birazdan bakacağım. Kesen maliyet 21.02. Siz de yoksa Sayın Halil Canbel düştükçe aldım, düştükçe aldımlardan mısınız? 21.02 dediğinize göre Aralık ayında mı aldınız bu hisseyi? O bölgelerden aşağı doğru gelmişti çünkü. Yani şimdi şöyle bakın. Ekrana bakın arkadaşlar. Bakın bu hisse, bu hisse Aralık ayının 1 itibariyle sat vermiş. Tamam. Yani Aralık'ın birinde, ikisinde, üçünde, dördünde, beşinde, onunda, 15'inde. Ta ne zamana kadar bu hisse alınmaz? Ne zamana kadar bu hisse alınmaz biliyor musunuz arkadaşlar? Tekniğe göre, efendim tekniğe göre 7 Ocağı kadar alınmaz. Burada bir dip teyidi düştükten sonra, hatırlıyorsanız ben o zaman yine hisse analizi yaparken demiştim ki arkadaşlar, benim bir dip teyidine ihtiyacım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 günü gördükten sonra dip derken taban diyelim biz bunu efendim. Taban teyidini aldıktan sonra biz buraya bir çizgi attık. Ne dedik? Bu tutunduğu 16.67, 16.70, 16.65, ne derseniz 16.60 hiç fark etmez. Bu bölgede tutundu artık. Bunun tutunma bölgesi. Kasım ortasında aldınız. İşte az önce kıymetli Sayın Halil Canbel demiştik ya, stop olması lazım yani. Yani burada stopu gördüğünde satacaksınız. Çıkacaksınız pozisyondan. Bak sat vermiş. O gün satı vermiş. Bu hisseyi bir kenarda tutar takip edersin. Takip edersin. Ne zaman ki al konumuna geçer, o zaman dersin ki tamam ben bu hisseyi artık alayım. Veya ne zaman bir taban teyidi alırsın. Ha, o taban teyidini diyelim ki hocam ya bizim bir sürü işimiz gücümüz var hocam, bu taban teyidiyle mi uğraşacağız? Yani sen söyle, biz de bilelim. Haftada 2 gün zaten analiz yapıyoruz arkadaşlar. Takip ettiğiniz hisseyi sorarsınız. Nacizane biz de bildiğimiz kadarıyla taban olup olmadığını, teyit verip vermediğini söyleriz sizlere. Arkadaşlar. Biz de bu şekilde sizlere yardımcı olmuş oluruz. Siz de dersiniz ki ha, tamam ben buradan itibaren o zaman değerlendirebilirim. Bu böyle olur.
İmparator ENS, Gesan dipte mi? Buradan maksimum ne kadar yükselir? 21 mi, 24 mi, 28 mi? Hangisini hedeflemek doğru? Ya da daha 15-14'lere düşer mi demiş. Yani ekranda görüyorsunuz efendim. 20-96 bizim direnç bölgemiz. Burası da dirençten kastımız ne? Efendim daha önce destek olarak tuttuğu bir bölge. Bakın onun için çizmişiz. Bir bu. Bir de burada düşerken birkaç gün oyalanmış. Hani 20-96 tutar tutmaz mı bilmiyoruz ama psikolojik anlamda biz bu bölgeyi arkadaşlar 20-96'ya geldiğinde ne yapıyoruz? Üzerine atamazsa pozisyon azaltıyoruz, değil mi? Yani şu anda benim için hedef bölge 20-96. 16-67 alım bölgesi, 16-70 bölgesi veya 17 bölgesi ama 20-96'da hedef bölge, ilk hedef bölge. Bu bölgenin üzerine atarsa artık burası destek çalışır benim için. Eğer üstüne atamazsa pozisyon azaltma bölgesidir. Bu kadar basit. Aslında gözünüzde çok da büyütecek bir şey yok arkadaşlar. Evet. İmparator ENS Teknosa sormuşsunuz. Tabii ki efendim. Teknosa'yı da listemize alalım. Bir de Penta sormuşsunuz. Penta'yı da listemize aldık. Gesen'le ilgili sorumuza inşallah cevap olmuştur efendim size. 7'nin altına iner mi yoksa 8'in üstünü görecek mi? Penta düşüş ne zaman başlar? Ya da başlar mı? Son fitepe bekler misiniz? Penta'ya bakalım birazdan listemizi aldık. Hocam bir hisse nasıl sat verir? Sat sinyali verir. Nasıl öğrenirim? Nasıl öğreneceğinizin yolu basit. Her pazartesi, perşembe saat 15'te Borsanın Alemi kanalını açacaksınız. Hissenizi soracaksınız. Ben size söyleyeceğim burada. Ben 5-20 ortalama kullanıyorum. Bir soru daha sormuşsunuz. Daha doğrusu Sayın Sedat Geçer sormuş. Kolay gelsin. Acaba hangi indikatörleri kullanıyorsunuz ve kaç dakikalık grafiğe bakıyorsunuz? Ayrıntılı anlattığınız için şimdiden teşekkür ederim. Ayrıntılı anlatın demek istiyor yani. Sedat Bey akıllı ve zeki bir insan. Efendim ayrıntılı anlatıyorum zaten gördüğünüz gibi. Günlük grafiğe bakıyorum. Sizlerin sorduğu hisselerde günlük grafiğe bakıyorum. Siz de günlük grafiğe bakabilirsiniz. Günlük grafikte de arkadaşlar kullandığım indikatörler zaten açık, net ortada. Hatta biri bir ara beni çok eleştirmişti. İyi ki bir Bollinger bandı öğrenmişsin diye. Bollinger bandını kullanıyorum arkadaşlar. Zaten görüyorsun burada da yazıyor zaten bol diye. 5-20 ortalamayı kullanıyorum. 20 zaten Bollinger'in ortası. Basit ortalama arkadaşlar. Üstel değil. 5 ortalamayı da basit 5 ortalamayı kullanıyorum. Bu bana al ve sat şeyi veriyor. Alım bölgesi, satım bölgesi diye veriyor. Bir de arkadaşlar grafiği kullanıyorum biliyorsunuz. Yani taban almak için sayıyorum. Bir 10 gün, 12 gün bana işte şey verirse, taban teyidi verirse çiziyorum bir tane çizgi. Diyorum ki tamam kardeşim burası benim için artık tabandır. Kim ne derse desin. Grafik bana taban verdi yani. Siz vermeseniz ne olur der gibi çizgimi çiziyorum. Bu kadar basit aslında. Yani bunları duyduktan sonra beni dinlemeyi bırakmayacaksınız değil mi? İnşallah. Sayın Murat Öztürk tire istemiş. Tireyi ekleyelim efendim. Ekledik listemize. Teşekkür ederim. Usta Allah razı olsun. Bereketi kazançlar dilerim. Rica ederiz efendim. Allah sizden de razı olsun. Sinan Ceco. Hocam selamlar yayınlar. Ereğli ve Şişe. Ereğli Şişe. Ekledik efendim listemize. Bakalım. İmparator ENS teşekkürler demiş. Rica ederiz. Berkan Kamber. Hocam Kerevitaş ve bu biçimde takas analiz şirketlerinin maliyetine baktığınız bir tablo vardı. Ona bakmanız yeterli olur benim için. Teknik bakıyorum. O listeyi hazırlayamıyorum Berkan Bey. Ama oradan da size yardımcı olurum. Rahat olun. PC ILT çok iyi gidiyordu. Bugün alım fırsatı mı verdi yoksa artık dinlenir mi? Burada düşer mi? Peki. PC ILT'yi de yazalım. Macit Aslan TSKB demiş. Tabii ki efendim. TSKB'yi de ekledim listeme. Sayın Yusuf Kerkit, Biyotrend Enerji hocam saygılar saygılar bizden. BON. BION de ekledim.
Peki geçiyorum geseni. Aksene bakıyoruz arkadaşlar artık. Sırayla gidiyoruz biliyorsunuz. Aksen. Yani bunu soran arkadaşımız umarım elinde vardı diye sormuştur. Hocam elimde var, güzel para kazanıyorum. Nerede stop olayım demek için soruyorsanız tamam. Yok hocam valla güzel prim yapmış. Ben buradan alsam da para kazansam olur mu diye soranlar içinse arkadaşlar ona bir şey demeyeceğim şimdi. Demeyeceğim. Peki tarihi zirve seviyelerinde arkadaşlar al konumda ve pozitif herhangi bir sorun gözükmüyor. 10.48 bölgesi sanki aşağı doğru gelecek olursa ilk tutunma bölgesi gibi görünüyor. 10.48'in üzerinde kaldığı sürece herhangi bir sorun gözükmüyor. Kısa orta vadeden bahsediyorum. Ama 10.48'i kıracak olursa bu tarihi zirve seviyeleri gördükten sonra biraz ben aşağı geleyim işte kar satışı yapayım diyenler çıkabilir. Daha kısa ise elinde biri elinizde varsa eğer arkadaşlar 11.49 aksen için önemli bir bölge. 11.49'un üzerinde kaldığı sürece herhangi bir sorun yok. Arkadaşlar ve akımda kalın, kâr almak için acele etmeyin diyelim. Rica ederiz Sayın Sedat Geçer. 11.49 önemli bir bölge. Ama 10.48'de tutunma bölgemiz, bunu da unutmayın. Özellikle çizdim yani. Aksine. Peki, NT gaz bakalım. NT gaz da arkadaşlar yani iyi bir bölgede, iyi bir bölgede hacim de yavaş yavaş oluyor gibi. 7.13 altta destek bölgemizdi. Şimdilik onun üzerine attı. 7.58 sürekli pin bırakmış. Bakın 1, 2, 3, 4 defa pin bırakmış. Bu 5. pin oldu. 7.58'in üzerindeki. Artık bu pinlerin üzerinde kalması lazım. Aralık ayında kalmış, tekrar aşağı gelmiş. İkinci bir defa tekrar denerse sorun yaşar mı? 7.58 önemli bir bölge arkadaşlar. Üzerine çıkacak olursa biz NT gazda olumlu oluruz. Ha şu anda al konumda pozitif. Zaten olumluysa herhangi bir sorun yok. Sadece hareket açısından 7.58'in üzerinde hareketin biraz daha hızlanmasını beklerim. Doğrusunu söylemek gerekirse efendim. Tekrarlıyorum. 7.58'in üzerinde hareketin hızlanmasını beklerim arkadaşlar. Adres için teşekkürler. Biyoen için ne dersiniz demiş. Rica ederiz. Biyoen listemde var efendim. Birazdan bakalım. Kamil Çay. Hocam bana 125 TL'den bugün kontrolmatik pazarladılar. Tekniği nasıl acaba? Efendim kontrolmatik az önce baktım. Biraz geriye sardırırsanız rica etsem oradan görmüş olursunuz. Detaylı anlattım. Kontrolmatiği. Evet 7.58 önemli bölgeye dediğim gibi NT gazdı. Kereviz bakalım. Pardon yanlış oldu. Kerevitaş. Şimdi Kerevitaş 4.20 alım bölgesi. Benim gözümde. Şu anda sat konumunda. Yavaş yavaş ala doğru geliyor. Bu bölgeler hala alım bölgeleri ki şu anda kaçta? 4.45'ti arkadaşlar. 4.45, 4.50 bölgeleri hala alım bölgesi. Ben bu hissenin 4.82'nin üzerinde 5.66'lara kadar hareket etmesini beklerim ki biliyorsunuz Kasım Aralık'ta hareketini yaptı. Tekrar aşağıya geldi. Buralarda yine bir alım fırsatı veriyor efendim. Alım fırsatı veriyor. Bu bölgelerin üzerine tekrar atacak olursa ki ben atmasını bekliyorum. Yani hareket beklediğim hisselerden bir tanesi Kerevitaş. 4.50, 4.45 bölge alım bölgeleri. Yine 4.20 destekli takip edilebilir yani. Onu da söyleyeyim. Ama 4.82'nin üzerine atacak olursa ve kalıcı olursa yani şu bölgelerde kalıcı olursa arkadaşlar ilk hedef 5.66 güzel para kazandırır. Bu bölgeler alım bölgeleri Kerevitaş için. Ama yeni alımlarda arkadaşlar 4.20 destekli yani kademeli alım takip edilmeli kanaatini taşıyoruz efendim. Evet. Geçelim. Bu Çin bakalım.
Bu yayının tekrarını akşam canlı yayın olarak tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar canlı yayın ama. Unutmayın. Evet, bu çim. Destek bölgemiz, direnç bölgemiz hep oralarda kalmış. Buraya bir tane daha. Şurası. Evet, 3.15, 3.16, 3.17 bölgesi. Yani hissenin şu an bulunduğu bölge fena bir bölge değil, 3.38 arkadaşlar. Burada 3.16 daha önce tepki verdiği bölgeler, bakın buralar. Şimdi yine aynı yerden tepki vermiş. Al konumunu henüz geçmemiş. Ama 3.16 destekli bu çim takip edilebilir. Alım bölgesinde mi? Tam taban teyidi alamamakla birlikte arkadaşlar alım fırsatı diyebilirim sadece. Yani tekrar 3.16'ları görürse ben niye gördü demem. Ama 3.16'yı kırmasını da beklemem arkadaşlar yakın zamanda. Dolayısıyla bu çim şu anda alım fırsatı vermiş olabilir. Bir atağa kalkıyor. Hacim fena sayılmaz. Yani buralardan alımlarda 4.16 ilk direnç bölgesi ve ilk hedef bölgesi olarak değerlendirebiliriz efendim bu çimde. Geçelim derin bakalım. Derimde 4.28 önemli bir bölge. Bu bölgenin altında ve üstünde hareketini sürdürüyor. Henüz bu bölgenin etrafından ayrılmamış. Dolayısıyla altına ve üstüne herhangi bir çizgi veya direnç atmıyoruz efendim. 4.28'in üzerine atacak olursa hareket tekrardan yukarı doğru hızlanabilir. Bakın şurada Ağustos ayından bu yana düşen bir grafik var. Ve bu grafik arkadaşlar nerede son bulmuş? 4.28'in etrafında son bulmuş. Bakın 4.28 sanki bir tutunma bölgesi gibi oluşmuş. 4.28'in üzerine çıktıktan sonra burası alım fırsatıdır arkadaşlar. İfade etmiş olalım. 4.28 destekli. Yani üzerine attıktan sonra takip edilebilir. Yeni alımlar için 4.28'in üzerine geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Elinde olanlar içinse arkadaşlar bakın cuma günü pin bırakmış üstünde kalamamış. Eğer 4.28'in üstüne atamıyorsa biraz pozisyon azaltmakta fayda var derim için. ISK-PL ışık plastik bakalım efendim. Evet, ömür törpüsü hisselerden bir tanesi. Alım bölgesinde 4.47 önemli bir bölge. Bu bölgeden defalarca arkadaşlar tepki aldı ve üzerine attı. Yani biri gelse desek hocam ben ışık plastiği buradan alsam bana ne dersin, hiçbir şey demem. Hala alım bölgesinde. Bu bölgeden alımlar güzel para kazandırır. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yani halka arz fiyatına kadar inmiş oldu. Hacim biraz yani düşük, biraz daha artması lazım. Bugün bir atak var ama bu atak nereye kadar gidecek göreceğiz. Fakat ben artık önce 5.18'e ardından da 6 bölgesine kadar hareket yapmasını beklerim efendim. Işık plastiğin. Yani buralar artık dip mi deseniz dip, taban mı deseniz taban. Her şey yani. En alım yerinde, en alım bölgesinde. Alım bölgesinde, en alım bölgesinde yani öyle diyelim. Kozal arkadaşlar, şu trendin artık bir anlamı kalmamış. Burada 103.21 bölgesi var. Biraz yatıya sarmış gibi duruyor hisse. BIST 30 hisseleri arkadaşlar güzel prim yapanların arasında Kozal'da. Yani bundan sonra artık stopları biraz yakın tutmakta fayda var efendim. 103 bölgesi şimdilik uzak. Al konumda pozitif, herhangi bir sorun gözükmüyor. Fakat 127.30'un altında kapanış almaya başlamamalı. 127.30 bölgesinin altında kapanış almaya başlarsa Kozal pozisyon azaltmakta fayda var her ihtimale karşı diyelim. Yeotek bugün bir açığa satış yasağı geldi ama zaten BIST 50'nin dışında açığa satış yok ki arkadaşlar. Yeotek'i sabah okuduk değil mi, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 55.08'in üzerinde 63.75 üzerinde kalıcı olamıyor. Demiştik ki üzerinde kalıcı olursa hareket hızlanır. Fakat bir gün kalmış, ikinci gün cuma günü kalamamış. Bugün de tekrar altına geldi. 55.08 destekli takip edilmeli. Hala al konumunda ve pozitif, herhangi bir sorun yok arkadaşlar burada. Yani şu dakika itibariyle ilk stop bölgemizi kaçırmışız ama
Bugün kapanışa bakacağız tabii, kaçırmışız derken kapanışa bakacağız. Eğer 61.37'nin altında kalmaya devam ediyorsa 55.08 riskine karşılık pozisyon azaltmakta fayda var. Tekrarlıyorum, 61.37, 61.30 diyelim. Bu bölgenin altında kalıyorsa bugün kapanışta arkadaşlar biraz ne yapmak lazım? Pozisyon azaltmakta fayda var. 55.08 riskine karşılık. 63.75'in üzerinde kalıcı olmasını beklerdim ama kalmadı Yeotech. Eğer kalacak olursa, tekrar 63.75'lerin üzerinde kalıcı olursa arkadaşlar, o 95, 96, 97'li hatta 100'lü bölgeleri tekrardan hızlı hareket edeceğini düşünüyorum. Hacimli de çıkışı vardı ama tekrar bir daha hacimli de gelmiş oldu. Bir anda çıkarmazlar zaten. Yani nadiren çıkarırlar. Yani onun için şimdilik aşağı doğru gelmiş oldu Yeotech'te. MOB TL bakalım arkadaşlar. MOB TL bir taban teyidi vermiyor. Hareket biraz volatil gördüğünüz gibi. Dolayısıyla biz burada bir taban teyidi alamadık. Hala sat konumunda, al konumunda değil. Fakat o 1.57'nin üzerinde bulunuyor olması şu an bizim için olumlu olmamız için yeterli. 1.57'nin altına inmediği sürece sorun yok arkadaşlar. Hareket bugün %3 civarında, primli, hacim de güzel. 20 ortalamamızın üzerine atmış 1.61'in. Eğer 1.61'in üzerinde kalıcı olursa daha güzel olur. Yani elinde olan arkadaşlarımız varsa bilgisi olsun. Ha, buralar alım fırsatı mı veya alım bölgesi mi? Biz onun teyidini alamadık arkadaşlar. Ama hocam illa bize bir işaret ver diyorsanız, bakın işareti ben size şuradan verebilirim. 1.61. Bunu da kaydedeyim. 1.61 önemli bölge. Üstünde kalırsa arkadaşlar alım fırsatı derim ben buna. Bilginiz olsun. 1.61'in üstünde kalırsa alım fırsatı derim. BMSCH. BMSCH. Yani hissenin bulunduğu bölge fena bir bölge değil. Burada 7.68 tutunma bölgesi. Daha önce defalarca tutunmuş arkadaşlar. Bir destek oluşturmuş. Tutunma bölgesi diyorum çünkü kırarsa niye kırdın diyemeyiz arkadaşlar. Hızlı bir hareket olmuş çünkü ondan sonra. Eğer bu 7.68'i kırdırmayacaksa arkadaşlar kuvvetli destektir burası. Şu anda al konumuna henüz geçmemiş. Ama 7.68 destekli. Her halükarda efendim takip edilebilir. Zaten düşüşün sonlanıp durduğu yerde, yani ayrılmadığı bölgede, bu bölge 7.68 bölgesi. 7.68'in üzerinde takip edilebilir. Soran arkadaşımız elinde varsa eğer, 7.68 kırılmadığı sürece herhangi bir sorun yok. Ama 7.68 kırılacak olursa pozisyon azaltmakta fayda var. Yeni alımlar içinse arkadaşlar 7.68 destekli takip edilmeli. İlk hedef 8.57. Evet, burada 8.57 ilk hedef bölgemiz. Geçelim efendim Garf'a bakalım. Şu anda sat konumunda ve negatif. 12.94'ün üzerinde kalmalı. Eğer kalamıyorsa Garf'a ile ilgili negatifiz arkadaşlar. Hacim düşük. 12.94 önemli bir bölge. Üzerinde tekrar kalıcılık sağlaması lazım. Kalamıyorsa negatifiz Garfa'da. Beşiktaş. Evet, ne demiştik? 3.67 destekli takip edilebilir efendim. 3.93 şu anda hissenin fiyatı. Sattan ala doğru geçmek istiyor fakat bir türlü yapamadı gördüğümüz kadarıyla. 3.67 destekli takip edilebilir. Alım bölgesinde mi? Aslında evet, alım bölgesinde diyebilirim Beşiktaş için. Ya buradan ala ben niye aldın? Demem yani. Niye alıyorsun kardeşim? Demem. Niye almıyorsun da demem. Yani buradaki analiz de kendi görüşümdür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Altta yazımız var zaten, okuyorsunuz arkadaşlar. Herkes kararını kendisi verecek. Alım bölgesinde mi? Evet, alım bölgesinde.
GRNYO. Bize kayıtlı grafiği yokmuş. Şu anda sat konumunda. Ama 2.35'in üzerinde bulunuyor olması olumlu. Tekrarlıyorum efendim. 2.35'in üstünde bulunuyor olması olumlu. Bu bölgenin üzerinde kapatacak olursa, şu an 2.36'da. 2.35'in üstünde kapatacak olursa olumlu oluruz. Fakat 2.41'in üzerinde en az 2 gün kapanış almalı ki biz al konumuna geçti diyebilirim. GRNYO için. Yeteri kadar düştü mü veya bu hisse daha da düşer mi sorusuna şu an cevap vermek çok güç. Neden? Çünkü biz bir taban teyidi alamıyoruz hisseden. Sadece 2.35'i takip edeceğiz burada. Miatek bakalım arkadaşlar. Evet, Miatek'te 30.77'ye biz bir çizgi atmışız burada. Yani çalıştı bir bölge demişiz destek olarak. Bunun üzerinde long yönlü piyasa, yani artı piyasa takip edilebilir. Burada al konumda ve pozitif zaten. Herhangi bir sorun gözükmüyor arkadaşlar. 38.55'in üzerinde kalıcı olması iyi olur. Pin bırakmış, altına gelmiş. Yani kalamayacak gibi olursa. Hacim de var. Hacimli de bir düşüşü var yani. Haberiniz olsun. Eğer bu bölgenin altında kapatacak olursa biraz pozisyon azaltmakta fayda var. Miatekçiler iyi dinleyin lütfen. Çünkü 35.90'a kadar, hatta oradan da 31'lere kadar düşme riski ve potansiyeli taşır. Demedi demeyin. Hocam bizi niye uyarmadın demeyin bakın. Ben şimdiden söyleyeyim. Afyon çimento bir türlü hareket edemedi. Arkadaşlar. Biz buna bir tane destek atalım. Çünkü birkaç defa tutunduğu bölge burası. Bu bölge arkadaşlar. Yani milimi milimine çizemesek de 3.28 bölgesi diyebiliriz. Bunu da böyle kaydedelim Afyon diye. 3.28 destekli takip edilebilir. Yani alım bölgesi diyemiyorum çünkü teyit alamıyorum arkadaşlar, ama alım fırsatı vermiş olabilir. Yani 3.28 destekli takip edilse ben niye takip ediyorsun demem. Yukarı doğru hareket, bakalım nereye kadar çıkacak. Çünkü 4.20'leri falan görmüştü, sonra tekrar altına geldi arkadaşlar. Yani bu bölgede alım fırsatı diyebiliriz sadece. Peki geçelim efendim. Teknosa bakalım. Teknosa bugünkü hareketi fena değil ama zaten birkaç gündür primli hisse. Özellikle bu 5.75-6 bölgesinin üzerinde ilk hedef 7.63'tü arkadaşlar. Bugün buraya bir pim bırakmak üzere 7.57'leri görmüş. Üzerine atarsa Teknosa'daki ben hareketin 10.08'lere kadar çıkmasını beklerim. Arkadaş sormuştu çünkü işte tekrar 7'lerin altına gelecek mi falan gibisinden. Yani şu anda al konumuna geçmek üzere ise hacim de var. Güzel. Yani ben buradan 7.63'ün üzerine Teknosa'nın atmasını beklerim arkadaşlar. Doğrusunu söylemek gerekirse. 7.63'ün üstüne attıktan sonra da 7.63 destekli takip edilmeli. Altına gelecek olursa pozisyon azaltılmalı. Bu kadar basit ve net. Yani 2 gün önce zaten, yani Perşembe günü tavan yapmıştı. Sonraki gün hacim daha güzeldi. Yani bu hareketin biraz daha yukarı çıkmasını beklerim arkadaşlar. 7.63'ün üzerine atmasını beklerim. Bekliyorum da. Uzun zamandır atmıyordu. Aralık ayında üstünde kalıcı olamadı. Umarım bu defa kalıcı olur diyelim. Yani olumluyum ben şu anda Teknosa'da. Onu söyleyeyim. Penta bakalım. Penta bölünecek değil mi? Öyle bir şeyi var. Başvurusu var bildiğim kadarıyla. 289.17 şu anda sat konumunda ama 289.17'nin ki burası bir tutunma bölgesi. Daha önce çizmiştik arkadaşlar. Burada geldi bakın, tutunmuş. Tekrar yukarı attı.
289 veya 290 diyelim efendim buraya. 290'ın üzerinde kaldığı sürece şimdilik sorun yok. Ama bu bölgeyi kıracak olursa pozisyon azaltmak lazım. Neden? Çünkü gapimiz de var. Küçük de olsa bir tane. Aşağıda da var, burada da var arkadaşlar gap bölgeleri. Dolayısıyla 290'ı kıracak olursa 235'lere kadar düşme riski ve potansiyeli taşır. Hisse bölünürse belki hareket yukarı doğru olabilir ama bölünmeden önce aşağı gelecek olursa arkadaşlar 290 şu an bizim stop bölgemiz olmalı kanaatini taşıyorum efendim. Evet, Sayın Zeynel Demirkaya grubumuzun yeni üyelerinden GSDHO Ereğli. Ereğli listemde var efendim. Menderes Sasa demiş. GSDHO'yu da listemize alalım. GSDHO aldık Zeynel Bey. Menderes demişsiniz. Listemizi aldık ve Sasa. Pekala efendim, memnuniyetle hemen Sasa'yı da ekledik. Sayın Mehmet Avcı DM SAS rica etsin demiş. Tabii ki. DM SAS'ta listemizi aldık. Sayın Mustafa Canbaz hocam kolay gelsin demiş. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Jansa istemişsiniz. Tabii ki efendim. Jansa'yı da listemizi aldık. Sayın Yeo hoş geldiniz. Naten Tavan demiş. Kontromatik primlendi kısa vadede 20 gün önce 60 liraydı demiş. Evet Sayın Cem Güller. Hocam ise söylemek için geç mi kaldık? Hayır efendim, bir tane söyleyebilirsiniz. Zaten hani birazdan yayını bitireceğiz ama var ama daha hissemiz bakıyoruz. Evet, peki. Geçiyorum arkadaşlar Penta'yı da. Tire bakalım. Bilgisayarımız dondu. Tire. Tire'de bakın önemli bir 9.80'e bir çizgi atmışız biz grafik. Yani tarihi zirve seviyelerini gördükten sonra tutunduğu bölge demişiz arkadaşlar buraya. Evet tutunmuş mu? Tutunmuş. Altına geldikten sonra tekrar tutunmak için yukarı atıyor mu? Atıyor. 9.80 önemli bölge. Eğer üzerine atamıyorsa arkadaşlar yine aşağı sarkma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Yine de biz her ihtimale karşı size bir destek verelim burada. Evet. 874, 875 bölgesi arkadaşlar bizim için de destek bölgesi. Şimdilik hareket olumlu. %5'e yakın bir primi var. Hacim de güzel. 9.80 direnç çünkü tutunmuş ama üzerine atamıyor. Üzerinde kalıcı olamıyor. Dolayısıyla oradan pozisyon eğer çıkılamıyorsa pozisyon azaltılabilir. 874'te daha önceki tutunduğu bölge destek olarak çalışan bölge. Daha altına da bir destek yazabiliriz ama şimdilik 874 önemli ve yeterli. Bu nedenle Tire'de arkadaşlar 980 ilk hedef bölgemiz, 874'te destek bölgemiz. Bu rakamları unutmayalım efendim. Ereğli bakalım. Şu anda saat konumunda 26-35 önemli bir bölge. Tutunma bölgesi yine. Destekten de ziyade. Çünkü asıl destek bölgemiz bizim biliyorsunuz arkadaşlar bu 23-24, 20-83 hatta 18-81 bölgeleri. Hani oraya kadar düşeceğini zannetmiyorum. Şu an itibariyle. Ama burada 26-35 bölgesi tutunma bölgesi. Geçen hafta içerisinde buradan tutunmuş zaten. Şu anda sat konumunda ve negatif ama onu söyleyelim. Ereğli. 26-35 destekli takip edilebilir. Eğer kırılacak olursa arkadaşlar kırılacak olursa pozisyon azaltmakta fayda var. Her ihtimale karşı efendim. Çünkü güzel prim yaptı Ereğli. Yani bugün İzmir Demir Çelik de Demir Çelik. Ereğli de öyle. İşte Kardemir, İskenderun. Baktığınız zaman işte Kardemir'le Ereğli BIST 30 hissesi olduğu için güzel prim yaptı ama İskenderun Demir Çelik'e bakıyorsunuz ona nazaran biraz daha az. İzmir Demir Çelik zaten neredeyse hiç prim yapmadı. Dolayısıyla güzel prim yaptığı için biraz 26-35 kırılacak olursa pozisyon azaltmak lazım her ihtimale karşı. 26-35'e kadar düşüşler peki bir alım bölgesi mi veya alım fırsatı mı? Sanmıyorum. Düşecek olursa arkadaşlar alım fırsatı olarak
Ben 20-83'lerin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani bu oraya kadar düşeceği anlamına gelmez. Düşecek diye demedim. Ha, buradan alınmaz mı? Tabii alınabilir. Kademeli olarak denenebilir kademeli. Ama düşecek olursa da stopunuzu yakın tutun. Demek istediğim şey şu. Düşerse kimse ona niye düşüyorsun demez. Yani bu söylediğim cümle şu an açtığım hisse için de geçerli. Şişe için. Şişe de güzel prim yaptı çünkü. 13.46 bölgesi bir tutunma bölgesi. Bakın Aralık ayı içerisinde de tutundu. Bu ayda tutundu. Şimdilik buralarda. Bir alım fırsatı mı? Zannetmiyorum. Bu yukarı çıkmayacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Sadece ne yapabilirsiniz burada? 13.46 yeni alımlar için. 13.46 destekli denenebilir. İlla çok istiyorsanız. Burada da arkadaşlar ne yapmanız lazım? Eğer altında kalacak olursa biraz pozisyon azaltmakta fayda var. Çünkü endeksi yorumlarken de biliyorsunuz arkadaşlar çıkışlar bir trend değil birer satış fırsatı demiştim. Yani endekse bu yorum yapıyorsak ereğili şişe gibi çıkışı sağlayan hisselere de bu yorum yapmamız lazım değil mi mantıklı olarak? Yani buradaki çıkışları siz yeni mal alım fırsatlarından ziyade arkadaşlar bir satış fırsatı. Birileri mal daha şey yapıyor yani. Hani mal kitliyor diyorlar böyle argo ifadeyle yanlış anlaşılmasın lütfen ama yani birilerine malı dağıtıyorlar yani. Malı eline veriyorlar. Diyor ki tamam bundan sonra ben güzel prim yaptım, para kazandım. Bundan sonrasında sen taşı biraz zarar et demek için. Yani onu da ifade etmiş olalım. Ya bu çıkmayacağı anlamına da gelmez arkadaşlar. Yani tekrar belki bakarsanız 13.46'ların işte 11'lere kadar gelir sonra tekrar bir daha 20'leri bulur. Bulabilir. Yani mesela Kardemir'i ben 2 TL'lerden taşıdığımı biliyorum. Ne kadar şimdi Kardemir? 12 lira. Değil mi? Peki, PC ilete bakalım. Hatta hiç unutmuyorum. Kardemir'i 4 TL'den almıştım. Dedim ya çok pis kitlediler bana bu hisseyi. Son 2 TL'lere kadar düştü. Tabii ben arada stop oldum, maliyet düşürdüm falan bir şeyler ne yaptım? 2.20'lere falan getirdim maliyetimi. Ben bu söylediğim tabii 2017'li yıllardı. Yanlış hatırlamıyorsam. 2018 de olabilir. Sonra bakın bugün bakıyorsunuz hisseye 12 liralardı. BC ilete arkadaşlar çok güzel bir taban teyidi verdi. Yani kim ne derse desin alın buradan. 11.60'lar taban teyidi miydi? Evet taban teyidi. Şimdi soran arkadaşımız diyor ki bu düşüş alım fırsatı mı? Şimdi altta 2 tane gap boşluğu var. Bir burada görüyorsunuz bir de burada. Şimdi bu gap boşluğun bir kısmını bugün pin bırakarak almış. Bu pin boşluğu duruyor ama henüz hareketin şeyi bitti mi? Yani yükselmesi bitti mi? Zannetmiyorum biteceğini. 11.60'da şu anda çok uzak. Yani 11.60'larda alım bölgesi, alım para kazan dediğimizde alan arkadaşlar veya işte düşünen arkadaşlar biz al dediğimiz için değil de para kazandılar. Şu an bu düşüş onlar için önemli değil. Yani 11.60 maliyeti var. 11.70 veya 12 maliyeti var adamın. Lot başına 3 lira para kazanmış zaten ekstra. Niye düşünsün? Daha bir ay, 1,5 ay olmadı. Bu nedenle soran arkadaşımız alım fırsatı mı diye sorduğu için düşüşün bittiğini görmek bugün bir bitsin. Yani %5 civarında bir düşüş var ve hacimli düşüyor. Yarın bir bitsin. Öbür gün bir bitsin. Yani ben böyle çiziyorum ama şöyle de olabilir. Düşüşün bittiğini gördüğünüzde o zaman alım fırsatı. Düşerken alınmaz arkadaşlar hiçbir hisse. Ne demişler atalarımız? Düşen bıçak ne olmaz? Tutulmaz. TSKB TSKB'de şurada 1.42 bölgesi önemli bir bölge. Şu an hisse sat konumuna geçmiş. Henüz al konumunda değil arkadaşlar. Bir saniye endekste neler oluyor? Evet. Neyse. 1.42 şu anda uzak. Yani 1.52'lerde zaten ise. Yani şu anda sat konumunda ama arkadaşlar tam Araf'ta yani ne yapacağı tam belli değil TSKB'nin. 1.52 önemli bölge. Üstünde kalırsa olumlu oluruz. 1.54'ün üzerinde güvenli alım deriz. Ve arkadaşlar 1.81
1.81 direnç bölgemiz, tıpkı şu Aralık ayındaki bölge gibi. Elinde olan arkadaşlar için TSKB 1.81'e kadar akımda kalın. Oraya kadar bir atak yapacak olursa, eğer o bölgeyi aşamayacak olursa pozisyon azaltmakta fayda var. Eğer üstüne atarsa da kar almış olursunuz diyelim. O bölgeyi destek yapmış olursunuz diyelim arkadaşlar. BION bakalım efendim. BION bölündükten sonra 6.05 bölgesi bir taban bölgesiydi. Hareketin 7.86'ya kadar yükselmesini beklerim. Bugün %2'ye yakın bir yükseliş var ama hacim düşük biraz. Biraz hacmin de artması lazım arkadaşlar. Bu nedenle şimdilik al konumunda ve pozitif herhangi bir sorun gözükmüyor. 6.05 altta uzak. Bu nedenle 6.49 diyelim, 6.50. 6.50'nin altına inmediği sürece sorun yok. Akımda kalın, kar almak için acele etmeyin. Hedef bölgemiz 7.86 BION'de. GSDHO bakalım arkadaşlar. GSD Holding. Evet, 2.53'te tutulmuş yine. Destek karşılamış burada. Güzel. Geçen hafta alım fırsatı, işte alım fırsatı diye ben buna derim. Bu bir alım fırsatı mı? Evet, alım fırsatı. 2.53'e kadar gelmiş. 2.53 destekli takip edilebilir efendim. Yukarıda gap boşluğumuz da var. GSDHO 2.53 kırılmadığı sürece sorun yok ama 2.53'ün altına gelecek olursa pozisyon azaltmak lazım. Menderes bakalım. Evet. Menderes 2.38 direnç bölgesi, sata dönmüş, şu an ala dönmek üzere. Çok volatil bir hisse arkadaşlar. Alta bir tane destek atalım buraya. 1.99 2 bölgesi de destek bölgemiz olsun efendim. Daha önce çalışmış bölge zaten. 2.38'lerin üzerine atamazsa bu bölge biraz pozisyon azaltma bölgesi. 2.35'leri görmüş bugün, bakın. Pin bırakmış. Eğer çıkamıyorsa pozisyon azaltılmalı. Üzerine atamıyorsa soran arkadaşımız, bakın şu bölgede zaten pozisyon azaltılmalıydı. Hadi azaltılmalı diyelim. Bakın bir fırsat daha veriyor. Onu da söyleyelim. Bu bölge biraz pozisyon azaltma bölgesi 2.38. Altta 1.99 uzak şu anda. Yeni alımlar için yani kademeli tercih edilmeli. Yani senin bulunduğu bölge fena bir bölge değil. Güzel yani. Hacim bugün hacim de var. Ya 2.38'in üzerine atarsa daha da güzel olacaktır Menderes. Ama atamazsa geçmiş olsun. Sasa bakalım efendim. Evet, Sasa güzel. Yani 60'lara kadar geldi. Sonra yani az önce Ereğli ve Şişe ile ilgili ne söylediysek aslında bir benzerini burada söyleyebiliriz. Neden? Her yukarı çıkış arkadaşlar bir satış fırsatıydı. Birileri sattı malı, dağıttı, birilerine verdi yani. Alın dedi. Biz biraz taşıdık, biraz da siz taşıyın. 47-33 önemli bölge. Üzerinde kalıcı olamazsa arkadaşlar 38-51'i beklerim ben Sasa'da. Kimse kusura bakmasın. Ha, bu bölgenin altına gelmiş hızlı. Tekrar bir daha atmış. Aynısını yapar mı? Eğer gelirse umarım yapar. Ama 47-33 kırılmazsa arkadaşlar yukarıda kalıcı olabilir. Yani bu bölge şimdilik tutmuş birkaç gündür Sasa'da. Evet, Zeynel Bey siz sormuştunuz değil mi? Bu hisse sizin portföyünüzde vardı. Dolayısıyla Sasa 47-33 kırılacak olursa pozisyon azaltmakta fayda var her ihtimale karşı. Çünkü sat konumunda ve negatif, onu söyleyeyim. DMSAS bakalım. Evet, gepli düşmüş. Şimdi soran arkadaşımız muhtemelen hocam bu düştükçe aldım, düştükçe aldımlardan olur mu? Hayır arkadaşlar, şu an sat konumunda negatif. 8.85 bugün zaten taban yapmış gördüğünüz gibi. Bu hisse için beklenmesinde fayda var biraz. Yani düşüşün bittiğini görmek lazım arkadaşlar.
Düşüşün bittiğini görmek lazım. Düştükçe alınmaz çünkü. Jansa 60-93 önemli bölge. Bu bölge tutunmuş geçen hafta içerisinde gördüğümüz kadarıyla efendim. 60-93'ün üzerinde henüz al konumunda değil ama bu bölgelerde ne denenebilir arkadaşlar? Kademeli düşünülebilir Jansa. Çok bekletti çünkü. 60-93 destekli efendim denenebilir ama şu anda sat konumunda ve negatif. Alım fırsatı vermiş diyebiliriz ama onu da söyleyeyim. Alım fırsatı vermemiş desek de yalan olur. Sayın Cem Güller, Merko demişsiniz. Tabii ki efendim, hemen listemize Merko'yu ekleyelim. Sayın Murat Altundaş, hoş geldiniz. Hedef girişim. Hedef GS. Ekledik efendim. Bakalım Mustafa Ünalan, Sasa, iyi yayınlar. Arçelik. Sasa'ya baktık efendim. Arçelik bakalım son olarak. Evet, son hissemiz de Arçelik olsun. Yazdık. Sayın BTK sesime derin baktım az önce. Biraz yayını geriye sardırırsanız mutlu olurum. Son 3 hissemiz arkadaşlar. Merko bakalım. Evet. Hissenin bulunduğu yer güzel bir yer Merko'da. 3.80 tam bir taban teyidi alamadık ama. Yani bu düşüşten sonra bakın şurada bir taban teyidi alacaktık. 4.37'nin üzerine atsaydı bir türlü üstüne atmadı. Geçen hafta bahsettim değil mi bundan? Alamayınca arkadaşlar burada almak gerekiyor artık taban teyidini. Bu bölgelerde. Bir taban teyidi alırsak arkadaşlar 3.80 kademeli denenebilir. Arkadaşlar. Alım fırsatı mı? Evet, alım fırsatı. Henüz alım bölgesi diyemiyorum ama. 3.80 destekli denenebilir. Altına kıracak olursa pozisyon azaltmakta fayda var. Yok, kırmayacak olursa arkadaşlar bu bölgede alım fırsatı. Taban teyidi alırsak da alım bölgesi diyebilirim. Hedef girişim bakalım efendim. Hedef girişimde de yani şurada 2.54 bir destek bölgesi. Bu bölgenin altına sarkmış. Dolayısıyla biz bir alta bir destek dağıtalım. Şu bölge sanki uygun gibi. 2.32. Yani şu anda 2.44'lerde arkadaşlar. Şurada 2.32 bölgesi de destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor efendim. Şu anda sat konumunda, henüz al konumunda değil. Bu nedenle arkadaşlar henüz al konumunda değil. Bir dakika, ben pozisyonlarıma bakmam lazım. Evet. Peki. Güzel. 2.54'ün üzerine atmasını tekrar bekleriz. Hacim biraz düşük ama düşüşte zaten hisse. 2.43'ün üzerinde bulunuyor olması olumlu hedef girişimde. Ama 2.54'ün üzerine atarsa biz daha çok olumlu olur. Çünkü ilk hedef 2.84 olacak şekilde hareketini yapmış olur. Yani şu an Araf'ta, yani tam olarak kararını vermiş değiliz. Böyle söyleyelim. Son olarak Arçelik. Evet, Arçelik'te destekler, dirençler hepsi aşağıda kalmış arkadaşlar. Şuraya biz bir destek daha atalım. Arkadaşlar efendim şu bölge sanki 47-30 bölgesi. Evet. 47-30 bölgesi arkadaşlar efendim. Şu anda hisse al konumuna geçmek üzere, hala satta. Biz BIST30 hissesi biliyorsunuz. Bugün sabah bu pay alım satım haberlerinde sanki biraz mal alımı da yapıyordu.
yönetim kurulundakiler. Onu da gördük. 47-31'i kırmadığı sürece herhangi bir sorun yok. Alımda kalın, akımda kalın, kar almak için acele etmeyin diyebiliriz arkadaşlar. Ama 47-30 kırılacak olursa az önce işte diğer BIST hisselerinde söylediğimiz gibi aynı cümleyi buraya da ne yapabiliriz? Tekrarlayabiliriz. Çünkü güzel prim yapan hisselerden bir tanesi de Arçelik. Evet. 47-30 bölgesi önemli bölge. Efendim üzerinde kaldığı sürece sorun yok. Ama altına gelecek olursa biraz pozisyon azaltmakta fayda var. Peki arkadaşlar, hepinize güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Yarın sabah saat 9'da ondan önce borsa yayında sizlerle tekrar birlikte olacağız. Bu yayının tekrarını bugün akşam başından itibaren izleyemeyenler veya gün içerisinde vakti olmadığı için izleyemeyenler için akşam bir daha canlı yayın olarak tekrardan yayınlayacağız. Umarım hepimiz için günün geri kalanında, akşam izleyenler için ise haftanın geri kalanında inşallah güzel günler, bereketli, kazançlı günler sizlerle birlikte olur arkadaşlar. Herkese tekrardan bol kazançlar diliyorum. Arkadaşlar, hoşça kalın. Arkadaşlar herkese merhaba. Hayırlı günler, bol kazançlar. Evet, keyifler, moraller yerinde inşallah. Şöyle bir bakalım. Evet, bugün 31 Ocak 2022. 2022'nin ilk ayı, Ocak ayında yavaş yavaş kapatıyoruz. Evet, bugün biliyorsunuz pay vadelerde vade sonu işlemleri olacak. Bu nedenle biraz volatil hareketler olabilir. Özellikle BIST 30, BIST 50 tarafında biraz aşağı, biraz yukarı zaten ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda tabii günlük grafik bu. Şöyle bir saatlik açalım. Evet. Yani biraz aşağı, biraz yukarı. Ne tam yukarı çıkıyor, ne tam aşağı iniyor şu an ekranda. Gördüğünüz gibi efendim saatlik grafikte, hatta şöyle bir 5 dakikalı açtığımızda endekste bakın yukarıda bir açılış aldık ayın son günü. Bakın aşağı yukarı hareketler devam ediyor. Yukarı çıkınca acaba longçular yukarı mı çıkıyor diyor, aşağı inince acaba shortçular aşağı mı iniyor diyor ama ikisi de gerçekleşmiyor. Ne aşağıda işlem var ne yukarıda işlem var, çok fazla hacim de yok arkadaşlar şu dakika itibariyle. Evet, 2000'in üzerinde biraz tutunmakta zorlanıyor gibiyiz. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar burada 2017-2018 seviyesi vardı. Sabah yayında da bahsetmiştim. Şu dün yani cuma günü itibariyle test ettiğimiz şu bölge. Şurayı da bir ayarlayalım efendim. Cuma günü test ettiğimiz şu bölge vardı arkadaşlar. Bu bölgeyi direnç olarak karşılaştık ve bugün itibariyle hiç oraya kadar da gelmemiş olduk. Bakalım günün sonunda neler olacak veya haftanın geri kalanında neler olacak arkadaşlar. Ama biraz testere saat, bakın 5 dakikalıkta küçük de olsa bir testere piyasası devam ediyor. Tabi burada ben gün içerisinde ekranı izlerken bu testerenin aslında biraz yurt dışı piyasalarıyla da doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Mesela sabah ABD piyasaları pozitif taraftaydı. Yeşil mum vardı ama şimdi negatif. Cuma günü kapanışları iyiydi arkadaşlar onların.
Dolayısıyla sabahta güzel başlamışlardı ama şu an biraz daha geriye doğru çekiliyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse. Biraz ondan kaynaklandı. Almanya piyasası DAX da baya güzel başladı sabah güne. Fakat o da biraz ABD piyasalarıyla beraber aşağı doğru çekilmiş oldu. Dolar-TL şu anda negatif arkadaşlar. Biz de aslında pozitifiz şu an itibariyle. Artı 1'e yakın pozitifiz ama yukarı doğru atamadığı için biliyorsunuz çıkamayan borsa ne olur arkadaşlar? Düşer. Evet efendim. O zaman bakalım. Sayın Kitap Değerlendirici. Hoş geldiniz. Merhaba abi. Vespe hissesine bakabilir miyim? Vespe'yi ilk listeye aldık arkadaşlar. İlk sıraya. Cemal Bey hoş geldiniz efendim. Alim Bey Alark ve Verus demiş. Tabii ki efendim Alark ve Verus da listemize aldım. Birazdan bakalım. Nazip Bey hoş geldiniz efendim. Mahmut Bey hoş geldiniz. Sayın Mahmut Çilingeç. Hayırlı günler Bera demiş. Bera'yı da listemize alalım. Birazdan bakalım. Efendim. Sayın Yiğitcan 0721 bas geze neyi bekliyor sizce? Yani şimdi sabah bir arkadaşım da sağ olsun WhatsApp grubundan bir arkadaş da bir hissede bayağı bir takıldı. Canı da sıkılmış herhalde biraz. Hocam ne olacak bunun hali falan dedi arkadaşlar. Şimdi borsa nasıl bir yerdir biliyor musunuz? Yani varın bu fıntın cümlesini biliyorsunuz zaten. Hani borsa sabırlıların sabırsızlardan para aldığı yerdir veya sabırsızların sabırlara para aktardığı yerdir. Artık nasıl çevirirseniz diyelim efendim. Dolayısıyla arkadaşlar bu sabır nasıl bir sabır olmalı? Daha önce birkaç defa yayınlarımda bahsetmiştim. Şimdi tabii önümüzdeki grafik 5 dakikalık bir grafik ve endeks grafiği ama diyelim ki işte günlük bir grafik açtık önümüze veya saatlik bir grafik açalım. Arkadaşlar saatlik bir grafik açalım. Bunu bir endeks grafiği değil de bir hisse grafiği şeklinde değerlendirin lütfen. Mesela siz bir hisseyi satın aldınız arkadaşlar. Şurada maliyetiniz var. Biraz hisse yükseldi. Buralara kadar geldi. Satmadınız. Kârdasınız, satmadınız ve şurada sat verdi hisse. Yani teknik analize uyarak işlem yapmanız lazım. Şurada hisse sat verdi. Bu arada ekran net değil mi arkadaşlar? Yani herkeste. Çözünürlükleriniz eğer ekran net değilse arkadaşlar burada kaliteye geliyorsunuz. Gelişmişten 1080p'yi tıkladığınız zaman ekran HD kaliteye dönüyor. Bilginiz olsun. Burada stop verdiyse hisseniz burada stop olacaksınız ya da pozisyon azaltacaksınız. Kârda değilsiniz, zararda olduğunuzu varsayalım. Mesela hisseyi hani ben burayı neden gösterdim? Çünkü bir kere al bölgesinde olması lazım alacağınız hisse. Eğer al bölgesinde değilse arkadaşlar zaten boşuna hani düştükçe aldım, düştükçe aldım, düştükçe aldım diyenleri geçen Perşembe günü söylemiştim değil mi neler olduğunu? Yani düştükçe aldım diye bir şey yok. Düştükçe alınmaz arkadaşlar bir hisse. Bir hisse yukarı çıkarken alınır. Hani bunu buradan aldınız diyelim ve şurada satmadınız ve tekrardan sat verdi hisseniz. Ne yapacaksınız? Buradan döner. Şimdi hani derler ya işte şeytan kandırıyor buradan döner işte sen bu günahı yap işte Allah affeder Allah affeder yani buradan döner diye bir şey yok lütfen arkadaşlar lütfen buradan döner dönebilir yani buradan dönebilir evet ama bu bir risk ve bu riski almak için sizin yeteri kadar paranız yok yani sonsuz ve sınırsız bir gelire sahip değiliz arkadaşlar hiçbirimiz. Sınırsız bir gelire sahipseniz istediğiniz yerden alın. Düştükçe alın evet. Düştükçe buraya düştü buradan alın. Düşsün buradan bir daha alın. Düşsün buradan bir daha alın. Çünkü sınırsız paranız var yani. Düşsün buradan bir daha alın. Düşsün buradan bir daha alın. Çünkü sınırsız paranız var. Hatta dibe kadar düşsün yine alın. Değil mi? Ama sınırsız paranız yoksa bunu böyle yapamazsınız. Yani şurada tıkanırsınız artık. Şuraya geldiğinizde iki defa alırsınız daha düşmeye devam eder ve sizin paranız biter burada. Ne yaparsınız? Sizin maliyet burada kaldı, hisse burada. Hocam ben ne yapacağım ondan sonra işte? Ne yapacaktın? İşte şurada olduğu gibi stop olacaktın. Pozisyonunu azaltacaksın. 3'te 1 oranında, 4'te 1 oranında veya %50 oranında. Pozisyonunu azaltacaksın. Ta ki ne zamana kadar arkadaşlar? Bu gelecek. Bakın burada tekrar al verecek. Buradan bir daha pozisyonunu arttıracaksın. Şuradaki maliyetin şuraya gelecek otomatik olarak. Ne oldu? Bu defa hisse hareket ederken yukarıya doğru
Sen de kazanç sağlamış olacaksın. Bakın şurada bir daha sat verecek bu hisse. Burada bir daha sat verdiğinde artık ne yapacaksın? Artık keyfine kalmış. Yani ister pozisyonu tamamen kapatırsın. Ya herhalde olmuyor kardeşim ya. Boşuna uğraşmayalım bu hisseyle dersin. Ya da ne yaparsınız arkadaşlar? Dersiniz ki ya yok işte biz biraz daha pozisyon azaltalım ve hisseyi bekleyelim dersiniz. Yani bunlar alternatifler. Bu tamamen sizin yatırım algınızda doğru orantılı. İşte zamanınızda doğru orantılı. Mesela ben dün WhatsApp grubuna bir şeyler yazdım akşam. Hafta sonu takip listemizi güncellemiş olduk arkadaşlar. Geçen hafta itibariyle bakın birçok arkadaş hisselerden şikayet ediyor değil mi? Ama bakın geçen hafta itibariyle biz 3 tane hissemizde, takip listemizdeki 3 tane hissemizde ortalama %40 ila %50 oranında, ki yaklaşık 2,5 aylık bir süreçten bahsediyoruz. %40 ila %50 arasında arkadaşlar prim yaptı 3 tane hissemiz ve takip listesinden çıkardık biz. Yani bu saatten sonra prim yapmaya devam edebilir mi? Edebilir. Edebilir. Ama artık biz o hissede durmayacağız. Çünkü alım bölgesini terk etti. Güzel de prim yaptı. Dolayısıyla biz burada terk ettik hisseyi. Ha, buradan devam edebilir mi? Edebilir. Sorun yok. Biz stopumuzu gördükten sonra terk ettik. Gruptaki arkadaşlarıma da zaten yazdım. Dedim ki arkadaşlar 3 tane hissemizi biz takip listemizden çıkarıyoruz. Allah yolunu açık etsin. Ha, takibimizde, ekstra takibimizde başka bir listemiz var. Eğer tekrardan o hisse bir bölgeye, alım bölgesine kadar tekrar inecek olursa, oradan tekrar takip listemize ekler, ufak ufak almaya devam ederiz. Grupta olup da takip listemizi takip eden arkadaşlardan elinde hissesi hareket etmeyen de yok mu? Var arkadaşlar. Yani benim takip listemde 3 tane hisse yok. Birçok hisse var. Ama siz portföyünüzü çeşitlendirirseniz, işte portföyünüzün bir kısmını işte şeye, bu %40, %50, tabii biz bunu bilemiyoruz. Yani bundan 2,5 ay önce ben bu hisseleri takip listesine aldığımda, hepsini aldığımda alım bölgesinde olduğu için takip listesine ekliyoruz. Yani WhatsApp grubundaki arkadaşlar bunu biliyorlar zaten. Biz bunu oraya ekliyoruz ama hangisinin önce hareket edeceğini bilemezsiniz arkadaşlar. Yani elimizde beyaz küre yok, yani önü bakıp da 2 ay sonra bu hareket edecek, 3 ay sonra bu hareket edecek. Mesela bir tane örnek vereyim. Yani şimdi sadece hani lafı geldiği için söyleyeyim arkadaşlar. Mesela Kristal. Kristal bizim takip listemizdeki hisselerden biriydi. Bunu 3 hafta önce biz çıkardık listeden. Ama biz bu hisseyi, hatırlayanlar vardır, grupta olan arkadaşlar da hatırlayacaklardır şimdi. Biz bu hisseyi arkadaşlar bakın 1.28'leri, 1.50'leri falan görmesine rağmen 1.60'da maliyetlendik. 1.60'da maliyetlendik derken 1.60'da gruba girdi bu. Ve biz bu hisseyi arkadaşlar 4.75'te terk ettik. Bakın şu anda kaçta? 6.16'da. Yani biz hisseyi terk ettikten sonra hisse devam etmeyecek mi? Edebilir. Ama 1.60'da aldığım hisseyi 4.75'te terk ediyorsam ve ben bu hisseden işte %60 üzerinde getiri sağlıyorsam arkadaşlar, bırakın hisse isterse 26 olsun. Yani siz paranızı kazanmışsınız. Şu dakikadan itibaren hırs yapmanın bir manası yok. Zaten paranı kazanmışsın kardeşim. Daha alım bölgesinde olan işte hareketlenmemiş. Çünkü bu bir düşmeye başlarsa elinde kalır mal. İşte hani burada WhatsApp grubunun veya işte bu şekilde alım bölgesindeki hisselerin avantajı bu arkadaşlar. Yani birileri de geliyor mesela bizim terk ettiğimiz yerden işte 5 liralardan. Ben diyor Kristal alacağım diyor. Ya alabilir, almaz diyemem. Bakın 6'ya kadar çıktı. Belki 16'da olacak bu hisse. Ama yani benim için artık risklidir bu. Yani ben o kadar becerikli bir adam değilim. Ben giremem. Ha, trend bozuldu mu? Hayır. Yani yeni yeni. Ufak ufak bozulmaya başladı diyelim. Hala devam edebilir mi? Edebilir. Yani anlatmak istediğim şey tamamen arkadaşlar sizin kendinizi borsa işlemi yaparken güvenli limanda hissederek işlem yapmanız lazım. Ha, bazı hisseler de var mesela böyle. Hem takip listemizde hem de arkadaşların sorduğu hisselerde. Hareket etmedi mi? Evet etmedi. 2,5 ay geçti, 1 milim yerinden kıpırdamadı mı? Evet kıpırdamadı. Hala arkadaşlar işte ya maliyetinde veya zararda mı? Evet zararda. Ama ne diyoruz arkadaşlar? Burası borsa, burası riskli varlıklar ve efendim biraz sabredeceğiz. Artık bu sabır artık nereye kadar giderse. Ha, ben o arkadaşlara da şöyle söyledim. Yani kızdıklarım da oldu tabii arasında ama. Kardeşim aldın bir hisseyi,
aldınız değil mi? Yani pozisyon sat verdiğinde veya biz işte grupta, işte grup için konuşalım mesela. Günde iki defa ben stop rakamı paylaşıyorum. Bu stop rakamın altında kalıyorsa kapat pozisyonunu veya azalt. Stop stratejisi var, eğitimlerimizde anlatıyoruz. Bu ara eğitim demişken arkadaşlar, bu perşembe günü eğitimimiz var. Gruptaki arkadaşlarımızla ve katıl aracılığıyla aramızda olan arkadaşlarımızla öğrenelim ve görüşelim seviyesindeki arkadaşlarla. Harika bir eğitim hazırladım perşembe günü için. Eğer kanalımıza katıl aracılığıyla katılmak isteyen varsa, bizimle birlikte olmak isteyen varsa efendim, bu fırsatı kaçırmasınlar. Perşembe günü akşam çok güzel bir eğitim hazırladık. Umarım herkese faydalı olacak bir eğitim olacaktır. Uzun zamandır bu konuyu işlemeyi planlıyordum. Güzel de bir konu olacak. Detayları perşembe günü de paylaşırım sizlerle. Perşembe günü de sesli analizimiz var. Akşamına da canlı yayınımız olacak arkadaşlar. Dolayısıyla hani kanalımıza öğrenelim veya görüşelim. Görüşelim seviyesine katılırsanız arkadaşlar, biliyorsunuz WhatsApp grubuna giriyorsunuz aynı zamanda. Katılmak isteyen ve tereddütlü olanlar varsa bu hafta tam zamanı diyebiliriz efendim. Bu nedenle arkadaşlar, biz oradaki arkadaşlara bu stop seviyelerini de paylaştığımız için, arkadaşım burada stop olacaksın, pozisyonunu azaltacaksın yani. Şimdi borsa bu, bilemezsin. Bilemezsiniz yani. Bir anda yukarı çıkar, bir anda aşağıya gelir. Ama siz pozisyonunuzu kendinizi garantiye alacak kadar pozisyonunuzu azaltmanız lazım. Mesela bugün bir arkadaşım soruyor. Pozisyonum, yani portföyünde bulunan bir hisse de zararda. Bugün biraz hareketlenmiş. Diyor ki hocam, ben burada maliyet düşürmek için yeni alım yapayım mı? Ben dedim ki bakın, bir de şu var mesela. Yeteri kadar zaten zararda olduğunuz veya şu an işte pozisyonunuzun artıda olmadığı bir hisseyi portföyünüzü gömmenin de bir anlamı yok. Kalsın kardeşim. Yani maliyet düşürme. Bu zaten, bu hisse hareketlenmeye başlarsa zaten çok rahat, bakın çok rahat o bölgeye kadar gelecek. Yani senin maliyetine kadar çıkıyor. Yeter ki o hareketlenmeye başlasın. Yeni alım orada ben olmasını çok uygun görmedim. Dedi ki o zaman ben maliyetimi düşürmezsem bu hareket yaptığında benim maliyetime gelmeden geri çekilebilir mi? Dedim zannetmiyorum çekileceğini. Yani muhtemelen senin maliyete kadar gelecektir. Ama burada önemli olan şey şu. Siz bu defa zararda olduğunu düşündüğünüz ve portföyünüzün belki de işte %20'lik bir kısmını oluşturan bir hisseye portföyünüzün birazını daha eklemek istiyorsunuz. İşte portföyümün %40'ını ben bu defa bu hisseye bağlayayım. Ya hiç hareket etmezse bu defa portföyü gömmüş olacaksınız oraya. Yani hiç hareket alanınız kalmayacak. Hiç hareket alanınız kalmayacak. Evet. Sizler toplanana kadar böyle bir sohbet etmiş olduk arkadaşlar. İnşallah. Peki efendim, kimler var aramızda? Bas gezeyi. Yiğitcan Bey'in sorusu üzerine biz bas gezeyi neyi bekliyor diye sormuştu. Biz de onun üzerine 3-5 kelam edelim dedik, sizlerle sohbet edelim arkadaşlar. Peki Kemal Ercan, Sayın Kemal Ercan hoş geldiniz efendim. Merhaba demiş. Sayın Ali Eren Altınkaya. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Aleykümselam efendim. Kontrolmatik istiyorsunuz. Tabii ki memnuniyetle. Kontrolmatik ekledik efendim listemize. Bakalım birazdan. Saygılar da bizden olsun. Sayın Burak Akalın hoş geldiniz. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. SEK, FK ve ÖZRDN. SEK, FK listemize ekledik. ÖZRDN'yi de listemize ekledik. Bakalım birazdan. Sayın Ferhat Demir, selamlar, saygılar hocam. Umarım iyisinizdir. Çok teşekkür ederim efendim. Çok naziksiniz, çok kibarsınız. İyi, sizler de iyisinizdir inşallah. Nibaş ve Metur istemiş tabii ki. Hemen Metur'u da ekleyelim. Nibaş ve Metur ekledik. Sayın Sami Ahmetoğlu hocam, merhabalar tekrardan. Merhaba Sami Bey. Sabah beraberdik yayında. Sayın Mr. Mehmet, siz de hoş geldiniz. Adese lütfen demiş. Tabii ki efendim, Adese ekledik listemize. Halil Canbel, merhaba hocam, kolay gelsin. Gesan son durum rica etsem. Gesan'da bakalım efendim. Ekledik efendim listemize. Efendim Aksen istemiş. Aksen'i de hemen listemize ekledim. Sayın Sami Ahmetoğlu adına. Tamam. Kamil Ç. Hocam her yerde sağlı sollu kontrolmatik hissesi pazarlanıyor. Fikriniz nedir? 50 milyon kar ediyor. Piyasa değeri 5 milyar TL'ye ulaştı. Kontrolmatik sanki bir ara bölünecek miydi? Öyle bir şey mi vardı? Birazdan bakalım.
Ali Eren Altınkaya. Gruba nasıl girebiliriz? Gruba efendim hemen abone ol butonun yanında katıl butonu var. Oraya tıkladığınız zaman görüşelim seviyesine üye olduğunuz andan itibaren telefonuma WhatsApp aracılığıyla bir mesaj gönderin lütfen. Ben görüşelim seviyesine üye oldum diye hemen sizi gruba ekleriz. Sorun olmaz. Sayın Okan Erdal hoş geldiniz. NT gaz bakar mısınız demiş. Tabii ki. Bakalım efendim. Sayın Berkan Kamber. Alim Bey iyi günler nasılsınız görüşmeyeli. Teşekkür ederiz efendim. İyiyiz sizler nasılsınız? Çok naziksiniz. Liste dolmadıysa Kerevitaş ve Buçim. Tabii ki. Bu yayında arkadaşlar liste konusunda sıkıntı yok. Bütün listelerinize bakabiliriz. Yardımcı olmak için buradayız. Biliyorsunuz arkadaşlar sizler için ücretsiz yayınladığımız ekran paylaşımı canlı yayınım hakkımızı elimizden aldılar. Ne yazık ki. Ama en azından bu şekilde sizlere hisse konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım bir faydamız dokunuyordur. Evet, Kamil Çağ hocam Bitcoin 11 bin dolar çiziliyor. Gelir mi? Vallahi sabah yayında 37.300'ün önemli olduğunu söylemiştim. Alım fırsatı demiştik. Gerçi şu an 36.800 seviyesinde. %2'lik bir düşüş var ama. Yani ben hala buradan bir atak yapacağını düşünüyorum. Bitcoin'in. Ha ben pozisyon açmadım şu an Bitcoin'de. Ama buradan açacak olsam long açardım. 11 binler gelir mi? Evet gelir. Ama şimdi değil, yakın zamanda değil. Ben önce tekrar bir 45 binleri göreceğini düşünüyorum efendim bu hissenin. Bitcoin'in pardon. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. kitap değerlendirici rumuz arkadaşımız katıl var ya. Teşekkür ederiz efendim eksik olmayın. Asım Bey merhaba hoş geldiniz. Hocam derim ışık plastik kozal demiş tabii ki. Derim İSK PL bir de hangisiydi kozal. Evet peki. Sayın Ayşe Çelik hoş geldiniz. Merhaba hocam demiş. Yeotek istemişsiniz. Tabii ki efendim. Yeotek de listemize aldık. Sayın Mustafa Ekin, hoş geldiniz. Salim Hocam, Mobtel demiş. Mob.tr. Tabii ki efendim, bunu da listemize alalım bakalım birazdan. Sayın Ferhat Demir, beğeni yapalım. Hocam güzellik yapıyor. Biz de beğenerek az da olsa güzellik yapmış oluruz. Teşekkür ederiz, eksik olmayın. Çok sağ olun Sayın Ferhat Demir. Evet, beğen tuşuna basarsanız mutlu oluruz arkadaşlar. Basmazsanız da canınız sağ olsun. Ben bu tür şeylere çok takmıyorum biliyorsunuz. İşte beğenin, abone olun. 1000 aboneyi bulmadan önce diyordum arkadaşlar lütfen abone olun, 1000 aboneyi geçelim diyordum. Şimdi sağ olsun arkadaşlarımız abone sayısı da yeterli. Yani yeterli derken olursa üstüne olmaz demeyiz. Beğenine de basarsanız canınız sağ olsun. Basmazsanız da canınız sağ olsun. Tamamen sizlere yardımcı olmak için buradayız arkadaşlar. Başka bir derdimiz yok. Efendim ufak ufak başlayalım o zaman ilk istemizle. Vespe ile. Evet bizde kayıtlı grafiği vardı. Şimdi Vespe biliyorsunuz bölündükten sonra arkadaşlar fiyatlar bu bölgelere geldi. 7.25-7.28 bölgesi var. Şimdi tarihi zirve seviyelerini gördü zaten biliyorsunuz. Yani bölündükten sonraki haliyle bahsediyoruz. 7.28 önemli bir bölge. 7.28'de tutunma bölgesi hatta önemli bir bölgeden de ziyade tutunma bölgesi. Bakın çıkarken de tutundu burası. Tarihi zirve seviyelerini gördükten sonra düşerken de tutundu ve İkinci defadır tekrar tutunma ihtiyacı hissediyor. Şimdi ben bu hisseyle ilgili, Besbey ile ilgili iki tane teorim var. Bir tanesi 7.28'in üzerine tekrar tutunup atmasını beklerim. İkincisi ise arkadaşlar eğer niyeti bozacak olursa yani bu bölgenin üzerine atmayıp da 7.28'in üzerine atmayıp da aşağı gelecek olursa niyeti bozacaksa kendimize yeni bir destek aramak zorunda kalabiliriz arkadaşlar. Yani 7.28 dolayısıyla önemli bir bölge. Peki alttaki destek hangisi olabilir? Madem sordu arkadaşlarımız biz de nacizane bakmaya çalışalım efendim. Eğer 7.28 bölgesi arkadaşlar 7.28 bölgesinde bu desteği kırıp da direnç olarak çalışacak olursa veya üzerine atamayacak olursa arkadaşlar ben Vespe'nin 6.49'lara kadar düşme potansiyeli olduğunu düşünüyorum.
Bugün bir arkadaşım daha sormuştu. Bugün ve yarın hareketleri izlemekte fayda var. Eğer 7.28 tutunacak olursa tekrardan hareket 8.60'lara kadar tekrar başlayabilir. Ama 7.28'de tutunamıyorsa, yani terk ediyorsa bu bölgeyi, bakın 2 gündür terk ediyor. Bugün de terk ederse bu bölgeyi 7.28'i 6.49'ları bekleyin. Şu anda zaten sat konumunda ve negatif. Onu da özellikle ifade etmiş olalım. Yani sat konumunda ve negatif, onu da söylemiş olayım. Alark demiş bir arkadaşımız. Alark bakalım efendim. Evet. Alark tarihi zirve seviyelerine çıkmış zaten. Şu anda al konumunda ve pozitif, herhangi bir sorun gözükmüyor burada. Neyi takip etmeliyiz? 5 ortalamayı takip etmeliyiz efendim. Altına inmediği sürece sorun yok. Burası da 17-23 bölgesinden geçiyor. 17-23'ün üzerinde kaldığı sürece Alark pozitiftir. Yakınlarda bir tane destek belirlemek gerekirse ne olabilir? Hani çok net çalışan bir yer değilse de arkadaşlar, bakın şu 15-36 bölgesi Alark için destek seviyesi olarak değerlendirebiliriz. Yani 17-23 hocam, ben maliyetim güzel. 17-23'e gelse de ben pozisyon kapatmak istemiyorum. Belki yukarı kadar çıkar. Takip etmek istiyorum diyenlere 15-36'yı kırmadığı sürece akımda kalın, kâr almak için acele etmeyin diyelim. Ama arkadaşlar, eğer 15-36 kırılacak olursa bu defa biraz pozisyon azaltmakta fayda var efendim. Evet, endeks bir satış yeri gördüğünüz gibi. Alım fırsatı verir mi burada? Peki geçelim. Verus'a bakalım. Arkadaşlar. Virüs'te yani senin bulunduğu bölge fena bir bölge değil. Yavaş yavaş al konumuna geçmeye çalışıyor. Böyle bir atak var. Bir hareket, kendini sanki yukarı doğru atma ihtiyacı var. İhtiyacı hissediyor. Fakat arkadaşlar, hala sat konumunda, onu söyleyelim. Ortada bir yerde, yani yukarıda 53-23 bölgesi var Venüs'te. Altta 42-28 destek ve tutunma bölgemiz. Pozitif uyumsuzluk veriyor mu? Bakalım Cemal Bey. Evet. Yani şurada diplerden baktığınız zaman biraz daha RSI yukarı doğru çıkması gerektiğini söylüyor gibi virüste. Yani RSI biraz daha yukarı atması gerekiyor diyor. Yani şurada 5 ortalama da zaten ağzını yukarı doğru kaldırmış. RSI da 50 seviyesine yakın. Yani 50 seviyesinin üzerine atacak olursa, bakın atamadan aşağı gelmiş. Bu defa 50'nin üzerine atacak olursa hareket yukarı doğru hareketlenebilir. Yani öyle bir yerde ki Araf'ta, yani şu anda Verus, yani ne aşağı inebilirim diyor, ne yukarı çıkarabilirim. Yani zorlarsak işte yorum yaparız. Ya işte RSI 50'yi geçerse pozitif tarafta kalırız deriz. İşte bu uyumsuzluğa rağmen acaba geri gelir mi aşağı diye bir korkumuz olabilir. Hani 42'ye yakın acaba, çünkü daha al konumunda değil, 20 ortalamayı geçmemiş. Biraz Bollinger bandı yavaş yavaş ortalamalar kendine doğru çekmeye başlamış. Öyle bir durum var. Yani şu anda elinde tutan arkadaşlar 46-50 seviyesi, 46-45-46-50 seviyesinde ne yapabilir efendim? Destekli takip edebilir. Eğer 46-50 seviyesi, yani 5 ortalamanın tekrar altına inecek olursa pozisyon azaltmakta fayda var diyebiliriz. Yani hacim de yavaş yavaş düşüyor gördüğünüz kadarıyla. Tabii bugün hacim, cuma günkü hacme göre biraz daha iyi gibi. Cuma günkü hacim kaçmış? Mesela 11 milyonmuş. Şu an bu saatte 9 milyon hacim oluştu. Yani akşama kadar hacim 11 milyonun üzerine atarsa hacim biraz yükselmiş olacak. Evet. Verus'ta böyle. Rica ederiz Cemal Bey. Turhan, hoş geldiniz efendim. BMS CH istemiş tabii ki. BMSCH'de listemizi aldık. Bu yayın sizin ilginizi çekiyorsa lütfen beğeni yapınız demiş kıymetli moderatörümüz. Teşekkür ederiz efendim. Eksik olmayın. Kemal Bey demiş ki, Sayın Kemal Ercan, zamanımız kalırsa Garfa, Beşiktaş, GRN, YO minik minik.
Peki. Garfa, Beşiktaş, JK, AŞ ve Gereneyo. Listemizi aldık efendim. Birazdan bakalım. Peki. Geçelim arkadaşlar. Bera'ya bakalım. Bera, Perşembe günü güzel atak yapmıştı. Cuma günü o kadar gitmedi. Ne yazık ki. Şimdi Bera da aslında az önceki Verus gibi bir yerde ama Bera biraz daha işte volatil bir hisse arkadaşlar. Biraz daha alım bölgesine de yakın ama Bera şimdi. Onu da söylemekte fayda var. Yani biri gelse buradan ben alacağım dese niye alıyorsun? Demeyiz. Al da demeyiz. Alma demeyiz. Öyle bir derdimiz yok zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz. 10-13 bölgesinde hala alım bölgesinde olduğunu düşünüyoruz. Yani Cuma gününe göre bugün hacim biraz daha iyi. 11.30'a kadar ben bir daha atak beklerim arkadaşlar. Yani tıpkı şuna benzer bir atak yapabilir. Ama 11.30'ların üzerinde bir türlü kalamıyor. Bakın 11.30'ların üzerinde kalamıyor. Kalabilse önce 13 daha sonra da atak hızlanacak. Fakat biz bunu göremediğimiz için arkadaşlar Bera'da ne diyoruz? Arkadaşlar trade yapacaksınız yani. Bera hissesini takip eden trade yapacak. Yani alacak bu bölgelerden. Sonra çıkacak işte sat verdiğinde pozisyon geldiğinde tekrar pozisyon azalacak. Teknik analizi takip edeceksiniz. Ve diyeceksiniz ki işte ben burada tekrar pozisyondan çıkıyorum. Ya budur yani. Böyle olması lazım. Başka türlü olmaz arkadaşlar. Peki geçiyorum Beray'ı. Şu an başka söyleyecek bir şey yok Beray'la ilgili. Baskiyeze bakalım efendim. Şimdi arkadaşımız güzel bir soru sordu az önce. Baskiyeze niye bu kadar bekletiyor dedi. Evet bekletiyor arkadaşlar. Yani Başkent Doğalgaz gibi Yıldız Pazar hissesi. Ve halka arzından sonra bayağı volatil hareket etmiş bir hisse. Yukarı doğru bayağı yük atmış. İşte 34'leri, 35'leri, 40'ları görmüş. 40'ı gördün mü bu hisse bakalım. 37.92. Yani 37-38'leri görmüş bir hisse. Şimdi 11'lerde. Bu bir alım fırsatı mı? Evet alım fırsatı. Bu bir alım bölgesi mi? Evet alım bölgesi arkadaşlar. Şimdi ne var biliyor musunuz? Şimdi bazı hisseler vardır veya bazı zamanlar vardır. Size fırsat verir. Yani size fırsat verir. Nakitiniz vardır, bir yerden para gelmiştir. Ama aldıktan 3 gün sonra zengin olmayı da beklemeyin. Ortalamaları iyice kendine çekti görüyorsunuz. Bollinger bandını iyice daralttı arkadaşlar. Altta 11.35 üstte 13.77 bir bandın içerisinde yaklaşık 1-1,5 aydır hatta daha fazla değil mi? 2 aydır falan hemen hemen arkadaşlar devam eden bir süreç var. Bu 2 ay boyunca kimi bekliyor arkadaşlar? Dolunca kalkacak dedik ya geçen yayında. Belki de birilerini bekliyor. Hem nakitte olanları bekliyor demek ki. İşte bazıları dua eder ya işte şu hissede biraz daha kâr alayım çıkıp işte Baskiyaz'ı alacağım. Aman şimdi hiç hareket etmesin. Yani bazıları elinde olanlar hocam hareket etsin diye beklerken bazı arkadaşlar da nakite geçip bunu almak istedikleri için harekete geçmesini istemiyorlar. Öyle de bir durum var. Onu da unutmamak lazım arkadaşlar. Baskiyaz 13.77 önemli direnç bölgesi. Bakın 2 aydır neredeyse üstüne atamıyoruz, kıramıyoruz arkadaşlar. Eğer 13.77'nin üzerine atacak olursa bundan sonra hareket yani hızlanacak. Hatta 20.96'dan sonra biliyorsunuz ben asıl hareketin hızlanacağını düşünüyorum demiştim. Ya umarım o bölgelere kadar gelir ama şimdilik işte 13.77'nin üzerine bir türlü çıkamıyor. Dar bir bantta hareket ediyor arkadaşlar. Portföyünüzün bir kısmını atıp kenarda beklerseniz, sabrederseniz arkadaşlar bu bir bakmışsınız. Ne diyeyim işte şöyle tavan tavan belki de 3-5 %3-5'lerle para kazandırabilecek bir durumda ve konumda olduğunu söyleyebiliriz. Peki geçiyorum. Kontrolmatik. Evet bunu bir ara bedellisi falan olacaktı değil mi? Öyle bir şey konuşuluyordu sanki. Bölünecek diye biliyorum ben hisse ama takip eden var mı arkadaşlar? Benim takibimde yok bu hisse. Ama öyle bir şey okumuştum. Şimdilik al konumunda ve pozitif. Arkadaşımızın biri de yazmıştı işte yani pazarlanıyor 50 olacak şu bu olacak falan gibisinden. Ha, yok pardon 50 milyon kar elde ediyor falan gibisinden pazarlanıyor demiş.
Yani pazarlama kısmı biliyorsunuz her yerde var. Bir gepli de var. Burada bir gepli de durumu var arkadaşlar altta. Biz yine de tekniğine bakalım efendim. 70 pardon 109.35 yani şuradaki 5 ortalamanın altına inmediği sürece sorun yok ama şu gepi kapatmak için aşağı gelme riskiyle karşı karşıya. Fakat sizden bir isteğim var. Hani bu hisse bölünür bölünmez o kısmı çok hatırlamıyorum. Önemli değil ama sizden bir isteğim var. Şimdi yani bugün hasbelkader bu hisse %3-5 düştü diyelim. Sonra %3-5 daha düştü veya iki defa taban yaptı. İşte 98-99'lara geldi. İşte 120'yi görmüş bir hisse. 98'e geldi hocam. Bayağı düştü. Bu buradan alınır diye atlamayın arkadaşlar. Bakın düşerken alınmaz. Bu tür hisseler belli bir noktaya geldikten sonra artık risk barındırır. Kimin için risk barındırır? Sizler için risk barındırır. Yani bu işi profesyonel yapan insanlara risk barındırmaz. O stopunu uyar çünkü. Yani ben profesyonel değilim ama hani bu iş benim işim yani. Ben başka bir iş yapmıyorum. Sadece bu işle ilgileniyorum biliyorsunuz. Diyelim ki ben hasbelkader bu hisseyi buradan satın aldım. Hisseyi aldım. Ben gözünün yaşına bakmadan stopunu olurum. Kapatırım yani. Ama siz bir bakmışsınız ki buradan döner, buradan döner, buradan döner, buradan döner. 60 TL'leri bulur. Bir anda portföyünüz yarı yarıya azalır. Yani profesyonel adam için yapabilirsiniz ama artık belli bir işte başında saatlerini vermeyecekseniz, anlık takip edemeyecekseniz arkadaşlar bu tür hisselerde işlem yapıyorsanız da muhakkak kar al zarar durdur böyle emirlerinizi verin. Sahir işlerinizi yani diğer işlerinizi asıl işlerinizi o zaman yapın. Yoksa bir bakarsınız aşağılarda kendinizi bulursunuz. Yani ben şunu demek istiyorum. Yani yarın öbür gün hani biz bu hisse analizleri devam ettiğimiz süre boyunca bundan bir ay sonra işte atıyorum 2 ay sonra. Hocam biz bu hisseyi aldık şu anki rakamıyla söyleyeyim işte. Düştü dedik 90 TL'den maliyetlendik hisse geldi 30 TL'ye. Hani öyle bir şey olacağından değil lütfen yanlış anlamayın. İnşallah olmaz öyle bir şey. Belki de 500'e çıkacaktır. Çıkabilir. Ben demek istediğim şey sizi koruyan bir şey. O noktaya gelmeden arkadaşlar pozisyonlarınızı azaltmayı ve stop olmayı bilmenizde fayda var diyelim efendim. Rakamımızı söyledik. 109-30-109-35 bölgesi altına inmediği sürece sorun yok. Zaten al konumunda ve pozitif. SEGFK'ye bakalım arkadaşlar. Evet. SEGFK hissenin bulunduğu yer fena bir yer değil. Bu 5-26 bölgesi bir direnç bölgesi ve tutunma bölgesiymiş. Onun üzerinde altında üstünde hareketler yapıyor. Şimdilik güzel arkadaşlar. Al konumuna geçmiş zaten. Pozitif. Üste bir direnç daha atalım. Yani hissenin bulunduğu yer de güzel bir yer dediğim gibi. Buradan hareket devam ederse arkadaşlar nereye kadar? 6.18. Segfake. 6.18'e kadar önünde bir şey gözükmüyor. Bakın çalışmış bir bölge. Daha önce destek olarak çalışmış. Bu bölgelerde de tutunma bölgesi olarak çalışmış. Altı üstü şeklinde. Ve daha önce de direnç olarak çalışmış. Bakın Haziran-Temmuz aylarında. Zaten 6.18'in altına geldikten sonra da SEGFK yani Haziran-Temmuz diyelim buna. İşte 5-6 aydır, 6-7 aydır hemen hemen efendim. Bu bölgenin içerisinde, bu bandın içerisinde hareketini sürdürüyor. Dolayısıyla burada 6.18 bölgesi önemli bir bölge. 6.18 üzerine atacak olursa hisse biraz daha hareketlenebilir. Bakın hisse nereye kadar gelmiş SEGFK. 14'leri falan görmüş yani. Evet, şu anda kaçta? 5.68'ti. Alım fırsatı veriyor mu? Evet, alım fırsatı veriyor şu anda. Alım bölgesinde belki diyemeyiz. Alım bölgesinde diyebilmemiz için de arkadaşlar bu 5.26 bölgesi biraz daha test edilmeli yani. Bize biraz daha şey vermeli. Taban teyidi vermeli. Cümleyi şöyle toparlayalım. Efendim, SEGFK 5.26 destekli kademeli alımla takip edilebilir. Evet. Pekala, geçiyorum. Öz RDN bakalım.
Burada kayıtlı grafiğimiz vardı. Evet, volatil bir hisse daha. 7.07 destekli takip edilebilir. Sat konumundaymış. Ala geçmek üzere. Hacim de fena sayılmaz arkadaşlar. Burada 7.07 önemli bir bölge. Bakın 7.07 kırılmamış. Ne kadar süredir kırılmamış? Şöyle bir bakalım. 2 yıl, yani 2020'nin Eylül ayından bu yana kırılmamış bir bölge. Dolayısıyla bu bölgeye ben alım fırsatı, hatta alım bölgesi bile diyebilirim Özre'deni için. 7.07 destekli takip edilebilir efendim bu hisse. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Bu bölge defalarca denenmiş ve kırılmamış bir bölge. Buralardan alımlar para kazandırır. Evet, yani bu soran arkadaşımız elinde var mı yok mu bunu bilmiyorum ama bildiğim bir şey varsa o da şudur. 7.07 destekli bu hisse her halükarda takip edilebilir arkadaşlar. Bir baş bakalım. Net anlatmaya çalışıyorum ki arkadaşlar sizler de anlamış olun. Evet, Nibaş biliyorsunuz arkadaşlar uzun süre 6.70'lerde hareket etmişti. Sonra efendim ne yaptı? Yukarı doğru attı. Kaçları gördük? 20'leri gördük. Tabii çıkarken ne alım fırsatı verdi, inerken de satış fırsatı vermedi kimseye. Ama çok düşmeyeceğini şu hareketiyle göstermiş oldu. 14-14'ün üzerine attıktan sonra artık buralardan sat pozisyonu gelmişti. Zaten söylemiştik o dönemler arkadaşlarımıza. 11.30 ile 14.14 arasında ben bir dinlenme bölgesi olacağını düşünüyordum. Bunu da Ocak ayın başında zaten söylemiştik. Yani bir aydır da zaten bu dinlenme bölgesinde hareketini sürdürüyor. Şimdi 11.30 bölgesine bugün biraz daha yaklaşmış olması acaba buradan bir atak alıp üstüne mi atacak algısı oluşturuyor. Bende de aynı algı var mı? Evet var. Yani 11.30 destekli Nibaş takip edilebilir. Maliyeti altta olan arkadaşlar 11.30 kırılmadığı sürece herhangi bir sorun yok. Yani pozisyon azaltmayı gerektirecek bir durum yok arkadaşlar. Ama buralardan yeni alımlar için arkadaşlar kademeli olmalı. Ben tekrar bu 7.79'lara düşmesini beklemem ama düşerse de ona bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Orta vade hareket beklediğimiz hisselerden biriydi. Güzel de prim yapmıştı 20'lerin üzerine. Fakat şimdilik dinleniyor efendim. Ben 11.30'ların yine tutunma bölgesi olacağını ve bu 11.30'dan sonra tekrar hareketin yukarı doğru ivmelenerek çıkacağını beklerim. Böyle bir düşüncem var. Yani bu bölge alım bölgesi, alım fırsatı diyebiliriz Nibaş için. Net cümleler, anlayabileceğiniz cümleler kullanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız. Öyle çizgilere boğup da kafanızı karıştırmamak lazım. Kanaatindeyim efendim. Peki. Metur. Burada 2.92 destek bölgesinin üzerine atmış. Bandın üstüne atmış arkadaşlar. 3.96 efendim önemli bir bölge. Hala alt konumunda. Hisse düşmemiş arkadaşlar. Ama 3.96'ya tutunmak zorunda. 3.96'ya tekrar tutunursa hedefimiz 6.10. Hissenin bulunduğu bölge fena bir bölge değil. Maliyet de fena değil. Hacim de fena değil arkadaşlar. Dolayısıyla 3.96 üzerine atacak olursa pozisyon arttırılabilir veya yeni pozisyon açılması da bir beis yok. Fakat 3.96'nın üzerine tekrar atamıyorsa arkadaşlar şu bölge gibi beklemekte fayda var. Üzerine atmasını. Ha, attıktan sonra hocam tekrar aşağı gelmiş. Gelebilir. Arkadaşlar borsa bu yani her şey yapar. Ama en azından siz güvenli bir yerde aldığınızı düşünürsünüz. Yani 3.96'nın üzerinde. Şimdi denenmez mi? Denenebilir aslında. Yani hissenin bulunduğu bölge fena bir bölge değil dediğim gibi. Fakat bu bölgeden denemelerde arkadaşlar portföy yönetimi, para yönetimi, risk yönetimi artık ne derseniz o risk yönetiminizi çok iyi ayarlamanız lazım. Ya 3.96'nın üstüne çıktıktan sonra uçacak. Evet şu an hisse kaçtı? 3.86'da en iyisi portföyün yarısıyla ben bunu alayım. Şimdi alıyor. Psikoloji de diyor ki 3 gün sonra 3.90'ı gördü diyelim. O çıkıyor. Diğer yarısıyla da alayım. Sonra bir bakıyorsunuz 3.96'yı bulmadan hisse 3.5 TL'lere gelmiş. Olur mu olur? O zaman ne yapacaksın? Elde nakit kalmadı. 3.96 önemli bir bölge efendim. 3.96'nın üzerine tekrar atmasını beklemekte
fayda var kanaatini taşıyorum Metur için. Peki, geçiyorum Hades'e bakalım. Hades'e kaç bugün? 0.74, 0.73, 0.74 zaten. Ya bir türlü hareketlenmedi bu hisse. Yani orta vade hareket beklediğimiz hisselerden bir tanesiydi. Yazık etti yani. 1.11'lerden biliyorsunuz bölündü falan. Birlerin altına düştü. Yani söyleyecek çok bir şey yok. Biraz daha beklenecek bu hisse. Geçen hafta söylemiştik zaten. Belki bir bakarsınız arkadaşlar. Yukarı doğru. Böyle alım fırsatı vermeden çekerler. Bunu bilemeyiz. Fakat bildiğimiz bir şey varsa o da şu. Alım bölgesindeki hisselerden biri. Daha önce buna benzer hareketler yapmış zaten Hades'e. Bakın görüyorsunuz. Tabii o zaman bu bölgede çok kalmamış. Böyle aşağı doğru gelmiş sonra tekrar yukarı doğru atmış. Ama gelmiş yani bu bölgeleri test etmiş efendim. Buralarda biraz kalmış. Birkaç günde olsa sonra tekrar yukarı atmış. Buna benzer hareket yapabilir mi? Yapabilir. Onun için biraz daha sabretmekte fayda var. Yani maliyetiniz 1.05. Aslında az önce söylediğim cümleyi hatırlıyor musunuz Sayın Mr. Mehmet? Yani portföyü buna gömmeye gerek yok. Bu bölgeleri alım fırsatı, tekrardan portföyümüzü bu bölgelerde alıp arttıralım. Tabii tercih sizin, yatırım tavsiyesi değildir söylediğimiz hiçbir şey arkadaşlar. Fakat bu bir hareket deneyeyim dese, ekranda gördüğünüz şu 0.96, 1.11, 1.32'leri falan hak getire. Yani çok rahat geçer bunun üzerine. Evet yani çok rahat geçer. Yeter ki bir hareketlenmeye başlasın. Şu an tabii sizi de gaza getirmek istemiyorum ama. Telefon açıyormuşum. Hades'e hadi hareketlen. Efendim, Sayın Ferhat Kanik, Miatek Afyon. MİATK ve Afyon. Aldık efendim listemize, birazdan bakalım. Yeotek listemizde var Sayın İbrahim Taniş. Birazdan bakacağız efendim. Rica ederim Sayın Burak Akalın. Rica ederim Sayın Ferhat Demir. Peki geçiyorum efendim adresiyi de. GESAN bakalım. Evet GESAN 16.67 destek ve tutunma bölgesi. Buradan taban teyidimizi aldık. Bekleyeceğiz artık. Hacim de güzel. Bugün %4'ün üzerinde prim de yaptı. Arkadaşlar. Prim devam ederse yani ilk hedef 20.96. Yani ben GESA'nın 20.96 hatta bunun üzerinde 24, 25, 30'ları çok rahat ilerleyen zamanda göreceğini düşünüyorum. Efendim. Dolayısıyla bu bölgeler alım bölgeleri. Bu bölgeler alım fırsatı da veriyor. Alım bölgesi de veriyor. Yani pişman olunmayacak bölgeler. Ben buradan niye aldım? Tabi yine de stoplara uymakta fayda var. Yani ben buradan niye aldım demeyeceğiniz bölgeler arkadaşlar bu bölgeler. Yani hareket beklediğim hisselerden bir tanesi de GESA. Doğrusunu söylemek gerekirse iyi bir şirket, iyi bir grafiği var. Her ihtimale karşı kademeli alımlarda ve 16.67 destekli takip edilmeli. Yani buradan alımınızı yani ne kadar alacaksınız? Atıyorum işte 30 bin lot alacaksınız. İşte 10 bin lotunu bu bölgeden düşünebilirsiniz. Yani alım stratejinizi buna göre belirlemeniz lazım arkadaşlar. Böyle haydi diye hisse alınmaz. Efendim. Yeotek listemde var Sayın İbrahim Taniş. Henüz bakmadım. Birazdan bakacağım efendim. Birazdan bakacağım. GESA maliyet 21.02. Siz de yoksa Sayın Halil Canbel düştükçe aldım düştükçe aldımlardan mısınız? 21.02 dediğinize göre Aralık ayında mı aldınız bu hisseyi? O bölgelerden aşağı doğru gelmişti çünkü. Yani şimdi şöyle bakın. Ekrana bakın arkadaşlar. Bakın bu hisse Aralık ayının 1 itibariyle sat vermiş. Tamam. Yani aralığın birinde
İkisinde, üçünde, dördünde, beşinde, onunda, 15'inde. Ta ne zamana kadar bu hisse alınmaz? Ne zamana kadar bu hisse alınmaz biliyor musunuz arkadaşlar? Tekniğe göre, efendim tekniğe göre 7 Ocağı kadar alınmaz. Burada bir dip teğidi düştükten sonra hatırlıyorsanız ben o zaman yine hisse analizi yaparken demiştim ki arkadaşlar benim bir dip teyidine ihtiyacım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 günü gördükten sonra dip derken taban diyelim biz bunu efendim. Taban teyidini aldıktan sonra biz buraya bir çizgi attık. Ne dedik? Bu tutundu 16.67, 16.70, 16.65 ne derseniz 16.60 hiç fark etmez. Bu bölgede tutundu artık. Bu bunun tutunma bölgesi. Kasım ortasında aldınız. İşte az önce kıymetli Sayın Halil Canbel demiştik ya stop olması lazım yani. Yani burada stopu gördüğünde satacaksınız, çıkacaksınız pozisyondan. Bak sat vermiş. O gün satı vermiş. Bu hisseyi bir kenarda tutar takip edersin. Takip edersin. Ne zaman ki al konumuna geçer o zaman dersin ki tamam ben bu hisseyi artık alayım. Veya ne zaman bir taban teyidi alırsın. Ha o taban teyidini diyelim ki hocam ya bizim bir sürü işimiz gücümüz var hocam bu taban teyidiyle mi uğraşacağız? Yani sen söyle biz de bilelim. Haftada 2 gün zaten analiz yapıyoruz arkadaşlar. Takip ettiğiniz hisseyi sorarsınız. Nacizane biz de bildiğimiz kadarıyla taban olup olmadığını teyit verip vermediğini söyleriz sizlere. Arkadaşlar. Biz de bu şekilde sizlere yardımcı olmuş oluruz. Siz de dersiniz ki ha, tamam ben buradan itibaren o zaman değerlendirebilirim. Bu böyle olur. İmparator ENS, Gesan dipte mi? Buradan maksimum ne kadar yükselir? 21 mi? 24 mi? 28 mi? Hangisini hedeflemek doğru? Ya da daha 15-14'lere düşer mi demiş. Yani ekranda görüyorsunuz efendim. 20.96 bizim direnç bölgemiz. Burası da dirençten kastımız ne? Efendim daha önce destek olarak tuttuğu bir bölge. Bakın onun için çizmişiz. Bir bu. Bir de burada düşerken birkaç gün oyalanmış. Hani 20.96 tutar mı tutmaz mı bilmiyoruz ama psikolojik anlamda biz bu bölgeyi arkadaşlar 20.96'ya geldiğinde ne yapıyoruz? Üzerine atamazsa pozisyon azaltıyoruz değil mi? Yani şu anda benim için hedef bölge 20.96. 16.67 alım bölgesi, 16.70 bölgesi veya 17 bölgesi ama 20.96'da hedef bölge, ilk hedef bölge. Bu bölgenin üzerine atarsa artık burası destek çalışır benim için. Eğer üstüne atamazsa pozisyon azaltma bölgesidir. Bu kadar basit. Aslında gözünüzde çok da büyütecek bir şey yok arkadaşlar. Evet. İmparator ENS Teknosa sormuşsunuz. Tabii ki efendim. Teknosa'yı da listemize alalım. Bir de Penta sormuşsunuz. Penta'yı da listemize aldık. Gesen'le ilgili sorumuza inşallah cevap olmuştur efendim size. 7'nin altına iner mi yoksa 8'in üstünü görecek mi? Penta düşüşü ne zaman başlar? Ya da başlar mı? Son fitepe bekler misiniz? Penta'ya bakalım birazdan listemizi aldık. Hocam bir hisse nasıl sat verir? Sat sinyali verir. Nasıl öğrenirim? Nasıl öğreneceğinizin yolu basit. Her pazartesi, perşembe saat 15'te Borsanın Alemi kanalını açacaksınız. Hisseniz soracaksınız. Ben size söyleyeceğim burada. Ben 5-20 ortalama kullanıyorum. Bir soru daha sormuşsunuz. Daha doğrusu Sayın Sedat Geçer sormuş. Kolay gelsin. Acaba hangi indikatörleri kullanıyorsunuz ve kaç dakikalık grafiğe bakıyorsunuz? Ayrıntılı anlattığınız için şimdiden teşekkür ederim. Ayrıntılı anlatın demek istiyor yani. Sedat Bey akıllı ve zeki bir insan. Efendim ayrıntılı anlatıyorum zaten gördüğünüz gibi. Günlük grafiğe bakıyorum. Sizlerin sorduğu hisselerde günlük grafiğe bakıyorum. Siz de günlük grafiğe bakabilirsiniz. Günlük grafikte de arkadaşlar kullandığım indikatörler zaten açık, net ortada. Hatta biri bir ara beni çok eleştirmişti. İyi ki bir Bollinger bandı öğrenmişsin diye. Bollinger bandını kullanıyorum arkadaşlar. Zaten görüyorsun burada da yazıyor zaten bol diye.
5.20 ortalamayı kullanıyorum. 20 zaten Bollinger'in ortası. Basit ortalama arkadaşlar. Üstel değil. 5 ortalamayı da basit 5 ortalamayı kullanıyorum. Bu bana al ve sat şeyi veriyor. Alım bölgesi, satım bölgesi diye veriyor. Bir de arkadaşlar grafiği kullanıyorum biliyorsunuz. Yani taban almak için sayıyorum. Bir 10 gün, 12 gün bana işte şey verirse, taban teyidi verirse çiziyorum bir tane çizgi. Diyorum ki tamam kardeşim burası benim için artık tabandır. Kim ne derse desin. Grafik bana taban verdi yani. Siz vermeseniz ne olur der gibi çizgimi çiziyorum. Bu kadar basit aslında. Yani bunları duyduktan sonra beni dinlemeyi bırakmayacaksınız değil mi? İnşallah. Sayın Murat Öztürk tire istemiş. Tireyi ekleyelim efendim. Ekledik listemize. Teşekkür ederim. Ustalar razı olsun. Bereketli kazançlar dilerim. Rica ederiz efendim. Allah sizden de razı olsun. Sinan Ceco. Hocam selamlar yayınlar. Ereğli ve Şişe. Ereğli Şişe. Ekledik efendim listemize. Bakalım. İmparator ENS teşekkürler demiş. Rica ederiz. Berkan Kamber. Hocam Kerevitaş ve Buçim'de takas analiz şirketlerinin maliyetine baktığınız bir tablo vardı. Ona bakmanız yeterli olur benim için. Teknik bakıyorum. O listeyi hazırlayamıyorum Berkan Bey. Ama oradan da size yardımcı olurum. Rahat olun. PC ILT çok iyi gidiyordu. Bugün alım fırsatı mı verdi yoksa artık dinlenir mi? Burada düşer mi? Peki. PC ILT'yi de yazalım. Macit Aslan. TSKB demiş. Tabii ki efendim. TSKB'yi de ekledim listeme. Sayın Yusuf Kerkit. Biotrend Enerji hocam. Saygılar. Saygılar bizden. BON. BON de ekledim. Peki geçiyorum GSN'i. Aksen'e bakıyoruz arkadaşlar artık. Sırayla gidiyoruz biliyorsunuz. Aksen. Yani bunu soran arkadaşımız umarım elinde vardı diye sormuştur. Hocam elimde var, güzel para kazanıyorum. Nerede stop olayım demek için soruyorsanız tamam. Yok hocam vallahi güzel prim yapmış. Ben buradan alsam da para kazansam olur mu diye soranlar içinse arkadaşlar ona bir şey demeyeceğim şimdi. Demeyeceğim. Peki. Tarihi zirve seviyelerinde arkadaşlar. Al konumda ve pozitif herhangi bir sorun gözükmüyor. 10.48 bölgesi sanki aşağı doğru gelecek olursa ilk tutunma bölgesi gibi görünüyor. 10.48'in üzerinde kaldığı sürece herhangi bir sorun gözükmüyor. Kısa orta vadeden bahsediyorum. Ama 10.48'i kıracak olursa bu tarihi zirve seviyeleri gördükten sonra biraz ben aşağı geleyim. İşte kar satışı yapayım. Diyenler çıkabilir. Daha kısa ise elinde biri elinizde varsa eğer arkadaşlar 11.49 aksen için önemli bir bölge. 11.49'un üzerinde kaldığı sürece herhangi bir sorun yok. Arkadaşlar ve akımda kalın kar almak için acele etmeyin diyelim. Rica ederiz Sayın Sedat Geçer. 11.49 önemli bir bölge. Ama 10.48'de tutunma bölgemiz bunu da unutmayın özellikle çizdim yani. Aksine. Peki. NT Gaz bakalım. NT Gaz'da arkadaşlar yani iyi bir bölgede hacimde yavaş yavaş oluyor gibi. 7.13 altta destek bölgemizdi. Şimdilik onun üzerine attı. 7.58 sürekli pin bırakmış. Bakın 1, 2, 3, 4 defa pin bırakmış. Bu 5. pin oldu. 7.58'in üzerindeki. Artık bu pinlerin üzerinde kalması lazım. Aralık ayında kalmış. Tekrar aşağı gelmiş. İkinci bir defa tekrar denerse sorun yaşar mı? 7.58 önemli bir bölge arkadaşlar. Üzerine çıkacak olursa biz NT Gaz'da olumlu oluruz. Ha şu anda al konumda pozitif. Zaten olumluysa herhangi bir sorun yok. Sadece hareket açısından 7.58'in üzerinde hareketin biraz daha hızlanmasını beklerim. Doğrusunu söylemek gerekirse efendim. Tekrarlıyorum. 7.58'in üzerinde hareketin hızlanmasını beklerim arkadaşlar.
Adese için teşekkürler. Biyoen için ne dersin demiş. Rica ederiz. Biyoen listemde var efendim. Birazdan bakalım. Kamilçe. Hocam bana 125 TL'den bugün kontrolmatik pazarladılar. Tekniği nasıl acaba? Efendim kontrolmatik az önce baktım. Biraz geriye sardırırsanız rica etsem oradan görmüş olursunuz. Detaylı anlattım. Kontrolmatiği. Evet, 758 önemli bölgeye dediğim gibi NT gazdı. Kereviçtaş bakalım. Pardon, yanlış oldu. Kerevitaş. Şimdi Kerevitaş 4.20 alım bölgesi. Benim gözümde. Şu anda sat konumunda. Yavaş yavaş ala doğru geliyor. Bu bölgeler hala alım bölgeleri ki şu anda kaçta? 4.45'ti arkadaşlar. 4.45, 4.50 bölgeleri hala alım bölgesi. Ben bu hissenin 4.82'nin üzerinde 5.66'lara kadar hareket etmesini beklerim ki biliyorsunuz Kasım Aralık'ta hareketini yaptı. Tekrar aşağıya geldi. Buralarda yine bir alım fırsatı veriyor efendim. Alım fırsatı veriyor. Bu bölgelerin üzerine tekrar atacak olursa ki ben atmasını bekliyorum. Yani hareket beklediğim hisselerden bir tanesi Kerevitaş. 4.50, 4.45 bu bölge alım bölgeleri. Yine 4.20 destekli takip edilebilir yani. Onu da söyleyeyim. Ama 4.82'nin üzerine atacak olursa ve kalıcı olursa yani şu bölgelerde kalıcı olursa arkadaşlar ilk hedef 5.66 güzel para kazandırır. Bu bölgeler alım bölgeleri Kerevitaş için. Ama yeni alımlarda arkadaşlar 4.20 destekli yani kademeli alım takip edilmeli kanaatini taşıyoruz efendim. Evet. Geçelim. Bu Çin bakalım. Bu yayının tekrarını akşam canlı yayın olarak tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar canlı yayın ama. Unutmayın. Evet, bu Çin. Destek bölgemiz, direnç bölgemiz hep oralarda kalmış. Buraya bir tane daha. Şurası. Evet. 3.15, 3.16, 3.17 bölgesi. Yani hissenin şu an bulunduğu bölge fena bir bölge değil. 3.38 arkadaşlar. Burada 3.16 daha önce tepki verdiği bölgeler bakın buralar. Şimdi. Yine aynı yerden tepki vermiş. Al konumunu henüz geçmemiş. Ama 3.16 destekli bu çim takip edilebilir. Alım bölgesinde mi? Tam taban teyidi alamamakla birlikte arkadaşlar alım fırsatı diyebilirim sadece. Yani tekrar 3.16'ları görürse ben niye gördü demem. Ama 3.16'yı kırmasını da beklemem arkadaşlar yakın zamanda. Dolayısıyla bu çim şu anda alım fırsatı vermiş olabilir. Bir atağa kalkıyor. Hacim fena sayılmaz. Yani buralardan alımlarda 4.16 ilk direnç bölgesi ve ilk hedef bölgesi olarak değerlendirebiliriz efendim bu çimde. Geçelim derin bakalım. Derimde 4.28 önemli bir bölge. Bu bölgenin altında ve üstünde hareketini sürdürüyor. Henüz bu bölgenin etrafından ayrılmamış. Dolayısıyla altına ve üstüne herhangi bir çizgi veya direnç atmıyoruz efendim. 4.28'in üzerine atacak olursa hareket tekrardan yukarı doğru hızlanabilir. Bakın şurada Ağustos ayından bu yana düşen bir grafik var. Ve bu grafik arkadaşlar nerede son bulmuş? 4.28'in etrafında son bulmuş. Bakın 4.28 sanki bir tutunma bölgesi gibi oluşmuş. 4.28'in üzerine çıktıktan sonra burası alım fırsatıdır arkadaşlar. İfade etmiş olalım. 4.28 destekli yani üzerine attıktan sonra takip edilebilir. Yeni alımlar için 4.28'in üzerine geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Elinde olanlar içinse arkadaşlar bakın Cuma günü pin bırakmış üstünde kalamamış. Eğer 4.28'in üstüne atamıyorsa biraz pozisyon azaltmakta fayda var derim için. ISK PL ışık plastik bakalım efendim. Evet, ömür törpüsü hisselerden bir tanesi. Alım bölgesinde 4.47 önemli bir bölge. Bu bölgeden defalarca arkadaşlar tepki aldı ve
üzerine attı. Yani biri gelse desek hocam ben ışık plastiği buradan alsam bana ne dersin? Hiçbir şey demem. Hala alım bölgesinde. Bu bölgeden alımlar güzel para kazandırır. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yani halka arz fiyatına kadar inmiş oldu. Hacim biraz yani düşük, biraz daha artması lazım. Bugün bir atak var ama bu atak nereye kadar gidecek göreceğiz. Fakat ben artık önce 5.18'e ardından da 6 bölgesine kadar hareket yapmasını beklerim efendim. Işık plastiğin. Yani buralar artık dip mi deseniz dip, taban mı deseniz taban. Her şey yani. En alım yerinde, en alım bölgesinde. Alım bölgesinde en alım bölgesinde yani öyle diyelim. Kozal arkadaşlar, şu trendin artık bir anlamı kalmamış. Burada 103.21 bölgesi var. Biraz yatıya sarmış gibi duruyor hisse. BIST 30 hisseleri arkadaşlar güzel prim yapanların arasında Kozal'da. Yani bundan sonra artık stopları biraz yakın tutmakta fayda var efendim. 103 bölgesi şimdilik uzak. Alt konumda pozitif herhangi bir sorun gözükmüyor. Fakat 127.30'un altında kapanış almaya başlamamalı. 127.30 bölgesinin altında kapanış almaya başlarsa Kozal pozisyon azaltmakta fayda var her ihtimale karşı diyelim. Yeotek bugün bir açığa satış yasağı geldi ama zaten BİST'in dışında açığa satış yok ki arkadaşlar. Yeotek sabah okuduk değil mi yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 55.08'in üzerinde 63.75 üzerinde kalıcı olamıyor. Demiştik ki üzerinde kalıcı olursa hareket hızlanır. Fakat bir gün kalmış, ikinci gün Cuma günü kalamamış. Bugün de tekrar altına geldi. 55.08 destekli takip edilmeli. Hala al konumunda ve pozitif herhangi bir sorun yok arkadaşlar burada. Yani şu dakika itibariyle ilk stop bölgemizi kaçırmışız ama bugün kapanışa bakacağız. Tabii kaçırmışız derken kapanışa bakacağız. Eğer 61.37'nin altında kalmaya devam ediyorsa 55.08 riskine karşılık pozisyon azaltmakta fayda var. Tekrarlıyorum. 61.37, 61.30 diyelim. Bu bölgenin altında kalıyorsa bugün kapanışta arkadaşlar biraz ne yapmak lazım? Pozisyon azaltmakta fayda var. 55.08 riskine karşılık 63.75'in üzerinde kalıcı olmasını beklerdim ama kalmadı Yeotech. Eğer kalacak olursa tekrar 63.75'lerin üzerinde kalıcı oluyor. Olursa arkadaşlar o 95, 96, 97'li hatta 100'lü bölgeleri tekrardan hızlı hareket edeceğini düşünüyorum. Hacimli de çıkışı vardı ama tekrar bir daha hacimli de gelmiş oldu. Bir anda çıkarmazlar zaten. Yani nadiren çıkarırlar. Yani onun için şimdilik aşağı doğru gelmiş oldu Yeotek'te. MOB TL bakalım arkadaşlar. MOB TL bir taban teyidi vermiyor. Hareket biraz volatil gördüğünüz gibi. Dolayısıyla biz burada bir taban teyidi alamadık. Hala sat konumunda, al konumunda değil. Fakat o 1.57'nin üzerinde bulunuyor olması şu an bizim için olumlu olmamız için yeterli. 1.57'nin altına inmediği sürece sorun yok arkadaşlar. Hareket bugün %3 civarında primli. Hacim de güzel. 20 ortalamamızın üzerine 60, 1.61'in. Eğer 1.61'in üzerinde kalıcı olursa daha güzel olur. Yani elinde olan arkadaşlarımız varsa bilgisi olsun. Ha buralar alım fırsatı mı veya alım bölgesi mi? Biz onun teyidini alamadık arkadaşlar. Ama hocam illa bize bir işaret ver diyorsanız bakın işareti ben size şuradan verebilirim. 1.61. Bunu da kaydedeyim. 1.61 önemli bölge. Üstünde kalırsa arkadaşlar alım fırsatı derim ben buna. Bilginiz olsun. 1.61'in üstünde kalırsa alım fırsatı derim. BMSCH. BMSCH. Yani hissenin bulunduğu bölge fena bir bölge değil. Burada 7.68 tutunma bölgesi. Daha önce defalarca tutunmuş arkadaşlar. Bir destek oluşturmuş. Tutunma bölgesi diyorum çünkü kırarsa niye kırdın diyemeyiz arkadaşlar. Hızlı bir hareket olmuş çünkü ondan sonra. Eğer bu 7.68'i kırdırmayacaksa arkadaşlar kuvvetli destektir burası. Şu anda al konumuna henüz geçmemiş.
Ama 7.68 destekli her halükarda efendim takip edilebilir. Zaten düşüşün sonlanıp durduğu yerde, yani ayrılmadığı bölgede, bu bölge 7.68 bölgesi. 7.68'in üzerinde takip edilebilir. Soran arkadaşımız elinde varsa eğer, 7.68 kırılmadığı sürece herhangi bir sorun yok. Ama 7.68 kırılacak olursa pozisyon azaltmakta fayda var. Yeni alımlar içinse arkadaşlar 7.68 destekli takip edilmeli. İlk hedef 8.57. Evet, burada 8.57 ilk hedef bölgemiz. Geçelim efendim Garf'a bakalım. Şu anda sat konumunda ve negatif 12.94'ün üzerinde kalmalı. Eğer kalamıyorsa Garfa ile ilgili negatifiz arkadaşlar. Hacim düşük. 12.94 önemli bir bölge. Üzerinde tekrar kalıcılık sağlaması lazım. Kalamıyorsa negatifiz Garfa'da. Beşiktaş. Evet, ne demiştik? 3.67 destekli takip edilebilir efendim. 3.93 şu anda hissenin fiyatı. Sattan ala doğru geçmek istiyor fakat bir türlü yapamadı gördüğümüz kadarıyla. 3.67 destekli takip edilebilir. Alım bölgesinde mi? Aslında evet, alım bölgesinde diyebilirim Beşiktaş için. Ya buradan ala ben niye aldın? Demem yani. Niye alıyorsun kardeşim? Demem. Niye almıyorsun da demem. Yani buradaki analiz de kendi görüşümdür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Altta yazımız var zaten, okuyorsunuz arkadaşlar. Herkes kararını kendisi verecek. Alım bölgesinde mi? Evet, alım bölgesinde. GRNYO. Bir de kayıtlı grafiği yokmuş. Şu anda sat konumunda. Ama 2.35'in üzerinde bulunuyor olması olumlu. Tekrarlıyorum efendim. 2.35'in üstünde bulunuyor olması olumlu. Bu bölgenin üzerinde kapatacak olursa, şu an 2.36'da. 2.35'in üstünde kapatacak olursa olumlu oluruz. Fakat 2.41'in üzerinde en az 2 gün kapanış almalı ki biz al konumuna geçti diyebilelim. GRNYO için. Yeteri kadar düştü mü veya bu ise daha da düşer mi sorusuna şu an cevap vermek çok güç. Neden? Çünkü biz bir taban teyidi alamıyoruz hisseden. Sadece 2.35'i takip edeceğiz burada. Miatek bakalım arkadaşlar. Evet, Miatek'te 30.77'ye biz bir çizgi atmışız burada. Hani çalıştı bir bölge demişiz destek olarak. Bunun üzerinde long yönlü piyasa, yani artı piyasa takip edilebilir. Burada al konumda ve pozitif zaten. Herhangi bir sorun gözükmüyor arkadaşlar. 38.55'in üzerinde kalıcı olması iyi olur. Pin bırakmış, altına gelmiş. Yani kalamayacak gibi olursa. Hacim de var. Hacimli de bir düşüşü var yani. Haberiniz olsun. Eğer bu bölgenin altında kapatacak olursa biraz pozisyon azaltmakta fayda var. Miatekçiler iyi dinleyin lütfen. Çünkü 35.90'a kadar, hatta oradan da 31'lere kadar düşme riski ve potansiyeli taşır. Demedi demeyin. Hocam bizi niye uyarmadın demeyin bakın. Ben şimdiden söyleyeyim. Afyon Çimento bir türlü hareket edemedi. Arkadaşlar. Biz buna bir tane destek atalım. Çünkü birkaç defa tutunduğu bölge burası. Bu bölge arkadaşlar. Yani milimi milimine çizemesek de 3.28 bölgesi diyebiliriz. Bunu da böyle kaydedelim Afyon diye. 3.28 destekli takip edilebilir. Yani
alım bölgesi diyemiyorum çünkü teyit alamıyorum arkadaşlar, ama alım fırsatı vermiş olabilir. Yani 3.28 destekli takip edilse ben niye takip ediyorsun demem. Yukarı doğru hareket, bakalım nereye kadar çıkacak. Çünkü 4.20'leri falan görmüştü, sonra tekrar altına geldi arkadaşlar. Yani bu bölgede alım fırsatı diyebiliriz sadece. Peki geçelim efendim Teknosa bakalım. Teknosa bugünkü hareketi fena değil ama zaten birkaç gündür primli hisse. Özellikle bu 5.75-6 bölgesinin üzerinde ilk hedef 7.63'tü arkadaşlar. Bugün buraya bir pim bırakmak üzere 7.57'leri görmüş. Üzerine atarsa Teknosa'daki ben hareketin 10.08'lere kadar çıkmasını beklerim. Arkadaş sormuştu çünkü işte tekrar 7'lerin altına gelecek mi falan gibisinden. Yani şu anda al konumuna geçmek üzere ise hacim de var. Güzel. Yani ben buradan 7.63'ün üzerine Teknosa'nın atmasını beklerim arkadaşlar. Doğrusunu söylemek gerekirse. 7.63'ün üstüne attıktan sonra da 7.63 destekli takip edilmeli. Altına gelecek olursa pozisyon azaltılmalı. Bu kadar basit ve net. Yani 2 gün önce zaten yani Perşembe günü tavan yapmıştı. Sonraki gün hacim daha güzeldi. Yani bu hareketin biraz daha yukarı çıkmasını beklerim arkadaşlar. 7.63'ün üzerine atmasını beklerim. Bekliyorum da. Uzun zamandır atmıyordu. Aralık ayında üstünde kalıcı olamadı. Umarım bu defa kalıcı olur diyelim. Yani olumluyum ben şu anda Teknosa'da. Onu söyleyeyim. Penta bakalım. Penta bölünecek değil mi? Öyle bir şey var. Başvurusu var bildiğim kadarıyla. 289.17 şu anda sat konumunda ama 289.17'nin ki burası bir tutunma bölgesi. Daha önce çizmiştik arkadaşlar. Burada geldi. Bakın tutunmuş. Tekrar yukarı attı. 289 veya 290 diyelim efendim buraya. 290'ın üzerinde kaldığı sürece şimdilik sorun yok. Ama bu bölgeyi kıracak olursa pozisyon azaltmak lazım. Neden? Çünkü gap'imiz de var. Küçük de olsa bir tane. Aşağıda da var. Burada da var arkadaşlar gap bölgeleri. Dolayısıyla 290'ı kıracak olursa 235'lere kadar düşme riski ve potansiyeli taşır. Hisse bölünürse belki hareket yukarı doğru olabilir ama bölünmeden önce aşağı gelecek olursa arkadaşlar 290 şu an bizim stop bölgemiz olmalı kanaatini taşıyorum efendim. Evet, Sayın Zeynel Demirkaya grubumuzun yeni üyelerinden GSD HO Ereğli. Ereğli listemde var efendim. Menderes Sasa demiş. GSD HO'yu da listemize alalım. GSD HO aldık Zeynel Bey. Menderes demişsiniz. Listemizi aldık ve Sasa. Pekala efendim, memnuniyetle hemen Sasa'yı da ekledik. Sayın Mehmet Avcı, DMSAS rica etsin demiş. Tabii ki. DMSAS da listemizi aldık. Sayın Mustafa Canbaz, hocam kolay gelsin demiş. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Jansa istemişsiniz. Tabii ki efendim. Jansa'yı da listemizi aldık. Sayın Yeo, hoş geldiniz. Naten Tavan demiş. Kontromatik primlendi kısa vadede 20 gün önce 60 liraydı demiş. Evet, Sayın Cem Güller. Hocam ise söylemek için geç mi kaldık? Hayır efendim, bir tane söyleyebilirsiniz. Zaten hani birazdan yayını bitireceğiz ama var ama daha hissemiz bakıyoruz. Evet peki. Geçiyorum arkadaşlar Penta'yı da. Tire bakalım. Evet, bilgisayarımız dondu. Tire. Tire'de bakın önemli bir 9.80'e bir çizgi atmışız biz grafik. Yani tarihi zirve seviyelerini gördükten sonra tutunduğu bölge demişiz arkadaşlar buraya. Evet, tutunmuş mu? Tutunmuş. Altına geldikten sonra tekrar tutunmak için yukarı atıyor mu? Atıyor. 9.80 önemli bölge. Eğer üzerine atamıyorsa arkadaşlar yine aşağı sarkma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Yine de biz her ihtimale karşı
Size bir destek verelim burada. Evet. 874, 875 bölgesi arkadaşlar bizim için de destek bölgesi. Şimdilik hareket olumlu. %5'e yakın bir primi var. Hacim de güzel. 980 direnç. Çünkü tutunmuş ama üzerine atamıyor. Üzerinde kalıcı olamıyor. Dolayısıyla oradan pozisyon eğer çıkılamıyorsa pozisyon azaltılabilir. 874'te daha önceki tutunduğu bölge destek olarak çalışan bölge. Daha altına da bir destek yazabiliriz ama şimdilik 874 önemli ve yeterli. Bu nedenle TİRE'de arkadaşlar 980 ilk hedef bölgemiz, 874'te destek bölgemiz. Bu rakamları unutmayalım efendim. Ereğli bakalım. Şu anda saat konumunda 26-35 önemli bir bölge. Tutunma bölgesi yine. Destekten de ziyade. Çünkü asıl destek bölgemiz bizim biliyorsunuz arkadaşlar bu 23-24, 20-83 hatta 18-81 bölgeleri. Hani oraya kadar düşeceğini zannetmiyorum. Şu an itibariyle. Ama burada 26-35 bölgesi tutunma bölgesi. Geçen hafta içerisinde buradan tutunmuş zaten. Şu anda sat konumunda ve negatif ama onu söyleyelim. Ereğli. 26-35 destekli takip edilebilir. Eğer kırılacak olursa arkadaşlar, kırılacak olursa pozisyon azaltmakta fayda var her ihtimale karşı efendim. Çünkü güzel prim yaptı Ereğli. Yani bugün İzmir Demir Çelik de Demir Çelik, Ereğli de öyle. İşte Kardemir, İskenderun. Baktığınız zaman işte Kardemir'le Ereğli BIST 30 hissesi olduğu için güzel prim yaptı ama İskenderun Demir Çelik'e bakıyorsunuz ona nazaran biraz daha az. İzmir Demir Çelik zaten neredeyse hiç prim yapmadı. Dolayısıyla güzel prim yaptığı için biraz 26-35 kırılacak olursa pozisyon azaltmak lazım her ihtimale karşı. 26-35'e kadar düşüşler peki bir alım bölgesi mi veya alım fırsatı mı? Sanmıyorum. Düşecek olursa arkadaşlar alım fırsatı olarak ben 20-83'lerin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani bu oraya kadar düşeceği anlamına gelmez. Düşecek diye demedim. Ha buradan alınmaz mı? Tabii alınabilir. Kademeli olarak denenebilir kademeli. Ama düşecek olursa da stopunuzu yakın tutun. Demek istediğim şey şu. Düşerse kimse ona niye düşüyorsun demez. Yani bu söylediğim cümle şu an açtığım hisse için de geçerli. Şişe için. Şişe de güzel prim yaptı çünkü. 13.46 bölgesi bir tutunma bölgesi. Bakın Aralık ayı içerisinde endekse bu yorum yapıyorsak Ereğli Şişe gibi çıkışı sağlayan hisselere de bu yorum yapmamız lazım değil mi mantıklı olarak? Yani buradaki çıkışları siz yeni mal alım fırsatlarından ziyade arkadaşlar bir satış fırsatı. Birileri mal daha şey yapıyor yani. Hani mal kitliyor diyorlar böyle argo ifadeyle yanlış anlaşılmasın lütfen ama yani birilerine malı dağıtıyorlar yani. Malı eline veriyorlar. Diyor ki tamam bundan sonra ben güzel prim yaptım, para kazandım. Bundan sonrasında sen taşı biraz zarar et demek için. Yani onu da ifade etmiş olalım. Ya bu çıkmayacağı anlamına da gelmez arkadaşlar. Yani tekrar belki bakarsanız 13.46'ların işte 11'lere kadar gelir sonra tekrar bir daha 20'leri bulur. Bulabilir. Yani mesela Kardemir'i ben 2 TL'lerden taşıdığımı biliyorum. Ne kadar şimdi Kardemir? 12 lira. Değil mi? Peki, PC ilete bakalım. Hatta hiç unutmuyorum. Kardemir'i 4 TL'den almıştım. Dedim ya çok pis kitlediler bana bu hisseyi. Son 2 TL'lere kadar düştü. Tabii ben arada stop oldum, maliyet düşürdüm falan bir şeyler ne yaptım. 2.20'lere falan getirdim maliyetimi. Ben bu söylediğim tabii 2017'li yıllardı. Yanlış hatırlamıyorsam. 2018 de olabilir. Sonra bakın bugün bakıyorsunuz hisseye 12 liralardı. BC ilete arkadaşlar çok güzel bir taban teyidi verdi. Yani kim ne derse desin alın buradan. 11.60'lar taban teyidi miydi? Evet taban teyidi. Şimdi soran arkadaşımız diyor ki bu düşüş alım fırsatı mı? Şimdi altta 2 tane gap boşluğu var. Bir burada görüyorsunuz bir de burada. Şimdi bu gap boşluğun bir kısmını bugün pin bırakarak almış. Bu pin boşluğu duruyor ama. Henüz hareketin şeyi bitti mi? Yani yükselmesi bitti mi? Zannetmiyorum biteceğini. 11.60'da şu anda çok uzak. Yani 11.60'larda alım bölgesi, alım para kazan dediğimizde alan arkadaşlar veya işte düşünen arkadaşlar biz al dediğimiz için değil de para kazandılar. Şu an bu düşüş onlar için
Önemli değil. Yani 11,60 maliyeti var. 11,70 veya 12 maliyeti var adamın. Lot başına 3 lira para kazanmış zaten ekstra. Niye düşünsün? Daha 1 ay, 1,5 ay olmadı. Bu nedenle soran arkadaşımız alım fırsatı mı diye sorduğu için düşüşün bittiğini görmek lazım. Bugün bir bitsin. Yani %5 civarında bir düşüş var ve hacimli düşüyor. Yarın bir bitsin. Öbür gün bir bitsin. Yani ben böyle çiziyorum ama şöyle de olabilir. Düşüşün bittiğini gördüğünüzde o zaman alın fırsatı. Düşerken alınmaz arkadaşlar hiçbir hisse. Ne demişler atalarımız? Düşen bıçak ne olmaz? Tutulmaz. TSKB TSKB'de şurada 1,42 bölgesi önemli bir bölge. Şu an hisse sat konumuna geçmiş. Henüz al konumunda değil arkadaşlar. Bir saniye endekste neler oluyor? Evet. Neyse. 1,42 şu anda uzak. Yani 1,52'lerde zaten ise. Yani şu anda sat konumunda ama arkadaşlar tam Araf'ta yani. Ne yapacağı tam belli değil TSKB. 1,52 önemli bölge. Üstünde kalırsa olumlu oluruz. 1,54'ün üzerinde güvenli alım deriz. Ve arkadaşlar 1,81 direnç bölgemiz. Tıpkı şu Aralık ayındaki bölge gibi. Elinde olan arkadaşlar için TSKB 1,81'e kadar akımda kalın. Oraya kadar bir atak yapacak olursa eğer o bölgeyi aşamayacak olursa pozisyon azaltmakta fayda var. Eğer üstüne atarsa da kar almış olursunuz diyelim. O bölgeyi destek yapmış olursunuz diyelim arkadaşlar. BION bakalım efendim. BION bölündükten sonra 6,05 bölgesi bir taban bölgesiydi. Hareketin 7,86'ya kadar yükselmesini beklerim. Bugün %2'ye yakın bir yükseliş var ama hacim düşük biraz. Biraz hacmin de artması lazım arkadaşlar. Bu nedenle şimdilik al konumunda ve pozitif herhangi bir sorun gözükmüyor. 6,05 altta uzak. Bu nedenle 6,49 diyelim 6,50. 6,50'nin altına inmediği sürece sorun yok. Akımda kalın, kar almak için acele etmeyin. Hedef bölgemiz 7,86 BION'de. GSDHO bakalım arkadaşlar. GSD Holding. Evet 2,53'te tutulmuş yine. Destek karşılamış burada. Güzel. Geçen hafta alım fırsatı işte alım fırsatı diye ben buna derim. Bu bir alım fırsatı mı? Evet alım fırsatı. 2,53'e kadar gelmiş. 2,53 destekli takip edilebilir efendim. Yukarıda gap boşluğumuz da var. GSDHO 2,53 kırılmadığı sürece sorun yok ama 2,53'ün altına gelecek olursa pozisyon azaltmak lazım. Menderes bakalım. Evet. Menderes 2,38 direnç bölgesi sata dönmüş şu an ala dönmek üzere. Çok volatil bir hisse arkadaşlar. Altta bir tane destek atalım buraya. 1,99 2 bölgesi de destek bölgemiz olsun efendim. Daha önce çalışmış bir bölge zaten. 2,38'lerin üzerine atamazsa bu bölge biraz pozisyon azaltma bölgesi. 2,35'leri görmüş bugün bakın. Pin bırakmış. Eğer çıkamıyorsa pozisyon azaltılmalı. Üzerine atamıyorsa soran arkadaşımız bakın şu bölgede zaten pozisyon azaltılmalıydı. Hadi azaltılmalı diyelim. Bakın bir fırsat daha veriyor. Onu da söyleyelim. Bu bölge biraz pozisyon azaltma bölgesi 2,38. Altta 1,99 uzak şu anda. Yeni alımlar için yani kademeli tercih edilmeli. Yani senin bulunduğu bölge fena bir bölge değil. Güzel yani. Hacim bugün hacim de var. Ya 2,38'in üzerine atarsa daha da güzel olacaktır Menderes. Ama atamazsa geçmiş olsun. Sasa bakalım efendim.
Evet, Sasa güzel. Yani 60'lara kadar geldi. Sonra yani az önce Ereğli ve Şişe ile ilgili ne söylediysek aslında bir benzerini burada söyleyebiliriz. Neden? Her yukarı çıkış arkadaşlar bir satış fırsatıydı. Birileri sattı malı, dağıttı birilerine verdi yani. Alın dedi. Biz biraz taşıdık, biraz da siz taşıyın. 47-33 önemli bölge. Üzerinde kalıcı olamazsa arkadaşlar 38-51'i beklerim ben Sasa'da. Kimse kusura bakmasın. Ha, bu bölgenin altına gelmiş hızlı. Tekrar bir daha atmış. Aynısını yapar mı? Eğer gelirse umarım yapar. Ama 47-33 kırılmazsa arkadaşlar yukarıda kalıcı olabilir. Yani bu bölge şimdilik tutmuş birkaç gündür Sasa'da. Evet, Zeynel Bey siz sormuştunuz değil mi? Bu hisse sizin portföyünüzde vardı. Dolayısıyla Sasa 47-33 kırılacak olursa pozisyon azaltmakta fayda var her ihtimale karşı. Çünkü sat konumunda ve negatif onu söyleyeyim. DM esas bakalım. Evet, gepli düşmüş. Şimdi soran arkadaşımız muhtemelen hocam bu düştükçe aldım düştükçe aldımlardan olur mu? Hayır arkadaşlar, şu an sat konumunda negatif 8.85 bugün zaten taban yapmış gördüğünüz gibi. Bu hisse için beklenmesinde fayda var biraz. Yani düşüşün bittiğini görmek lazım arkadaşlar. Düşüşün bittiğini görmek lazım. Düştükçe alınmaz çünkü. Jansa 60-93 önemli bölge. Bu bölge tutulmuş geçen hafta içerisinde gördüğümüz kadarıyla efendim. 60-93'ün üzerinde henüz al konumunda değil ama bu bölgelerde ne denenebilir arkadaşlar? Kademeli düşünülebilir Jansa. Çok bekletti çünkü. 60-93 destekli efendim denenebilir ama şu anda sat konumunda ve negatif. Alım fırsatı vermiş diyebiliriz ama onu da söyleyeyim. Alım fırsatı vermemiş desek de yalan olur. Sayın Cem Güller Merko demişsiniz. Tabii ki efendim hemen listemize Merko'yu ekleyelim. Sayın Murat Altundaş hoş geldiniz. Hedef girişim. Hedef GS. Ekledik efendim. Bakalım Mustafa Ünalan, Sasa iyi yayınlar. Arçelik. Sasa'ya baktık efendim. Arçelik bakalım son olarak. Evet, son hissemiz de Arçelik olsun yazdık. Sayın BTK sesime derin baktım az önce. Biraz yayını geriye sardırırsanız mutlu olurum. Son 3 hissemiz arkadaşlar. Merko bakalım. Evet. Hissenin bulunduğu yer güzel bir yer Merko'da. 3.80 tam bir taban teyidi alamadık ama. Yani bu düşüşten sonra bakın şurada bir taban teyidi alacaktık. 4.37'nin üzerine atsaydı bir türlü üstüne atmadı. Geçen hafta bahsettim değil mi bundan? Alamayınca arkadaşlar burada almak gerekiyor artık taban teyidini. Bu bölgelerde. Bir taban teyidi alırsak arkadaşlar 3.80 kademeli denenebilir. Arkadaşlar. Alım fırsatım. Evet alım fırsatı. Henüz alım bölgesi diyemiyorum ama. 3.80 destekli denenebilir. Altına kıracak olursa pozisyon azaltmakta fayda var. Yok kırmayacak olursa arkadaşlar bu bölgede alım fırsatı. Taban teyidi alırsak da alım bölgesi diyebilirim. Hedef girişim bakalım efendim. Hedef girişimde de yani şurada 2.54 bir destek bölgesi. Bu bölgenin altına sarkmış. Dolayısıyla biz bir alta bir destek dağıtalım. Şu bölge sanki uygun gibi. 2.32. Yani şu anda 2.44'lerde arkadaşlar. Şurada 2.32 bölgesi de destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor efendim. Şu anda sat konumunda, henüz al konumunda değil. Bu nedenle arkadaşlar
Henüz al konumunda değil. Bir dakika, ben pozisyonlarıma bakmam lazım. Evet. Peki. Güzel. İki elin üzerine atmasını tekrar bekleriz. Hacim biraz düşük ama düşüşte zaten hisse. 2.43'ün üzerinde bulunuyor olması olumlu hedef girişimde. Ama 2.54'ün üzerine atarsa biz daha çok olumlu olur. Çünkü ilk hedef 2.84 olacak şekilde hareketini yapmış olur. Yani şu an Araf'ta, yani tam olarak kararını vermiş değiliz. Böyle söyleyelim. Son olarak Arçelik. Evet, Arçelik'te destekler, dirençler hepsi aşağıda kalmış arkadaşlar. Şuraya biz bir destek daha atalım. Arkadaşlar, efendim. Şu bölge sanki 47-30 bölgesi. Evet. 47-30 bölgesi arkadaşlar. Efendim. Şu anda hisse al konumuna geçmek üzere. Hala satta. Biz 30 hissesi biliyorsunuz. Bugün sabah bu pay alım satım haberlerinde sanki biraz mal alımı da yapıyordu yönetim kurulundakiler. Onu da gördük. 47-31'i kırmadığı sürece herhangi bir sorun yok. Alımda kalın, akımda kalın, kâr almak için acele etmeyin diyebiliriz arkadaşlar. Ama 47-30 kırılacak olursa az önce işte diğer BIST 30 hisselerinde söylediğimiz gibi aynı cümleyi buraya da ne yapabiliriz? Tekrarlayabiliriz. Çünkü güzel prim yapan hisselerden bir tanesi de Arçelik. Evet. 47-30 bölgesi önemli bölge efendim, üzerinde kaldığı sürece sorun yok ama altına gelecek olursa biraz pozisyon azaltmakta fayda var. Peki arkadaşlar, hepinize güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Yarın sabah saat 9'da ondan önce borsa yayınında sizlerle tekrar birlikte olacağız. Bu yayının tekrarını bugün akşam başından itibaren izleyemeyenler veya gün içerisinde vakti olmadığı için izleyemeyenler için akşam bir daha canlı yayın olarak tekrardan yayınlayacağız. Umarım hepimiz için günün geri kalanında, akşam izleyenler için ise haftanın geri kalanında inşallah güzel günler, bereketli, kazançlı günler sizlerle birlikte olur arkadaşlar. Herkese tekrardan bol kazançlar diliyorum. Arkadaşlar, hoşça kalın.